Erken olsun. Merhabalar değerli satranç severler. Bugünkü konuğumuz Büyük Usta Cemilcan Ali Marendi. Öncelikle hoş geldin diyorum ve Özgür'e de her zamanki gibi merhabalar dedikten sonra lafı Özgür'e bırakıyorum. Bu kısmı hiç beceremiyorum ama hoş geldin Cemilcan deyip tekrar Özgür'e geçiyorum. Hoş bulduk. Evet, bugünkü konumuz her ne kadar son zamanlarda bilmiyorum sosyal medyada ne kadar aktif Cemilcan ama Türk satranç severleri yakından tanıdığı bir isim. Türkiye'nin en genç büyük ustalarından biri. Cemilcan 1998 doğumlu ve aslında Türk satrancının en başarılı jenerasyonlarından birinin üyesi. Büyük usta olması yanında çok güzel bir rekor da var aslında. Türkiye'de özellikle yaş gruplarının çok önemsendiğini düşünürsek yaş grupları seviyesine belki de tarihte en başarılı olmuş oyuncumuz diyebiliriz. Çünkü 10 değil sadece. 12 değil sadece. 14 değil sadece. 16 da değil. 18. Hepsinde birden Avrupa yaş grupları şampiyonluğu var Cemilcan'ın. Tabi bu başarılar kariyerinde ne kadar önemli onları da konuşacağız. Şu an böyle bir büyük usta olarak bakınca geriye bakınca ne görüyor onu da soracağız tabii ki. Ve aynı Pardon zamanda Özgür, şu an ben bir araya girebilir miyim? Çok özür tabii. dilerim. Ben de aslında hani onu planlamıştım. Çünkü ben mesela işte arkadaşlarıma Umut Atakişi'ye işte Mustafa Yılmaz'a böyle birden fazla Türkiye şampiyonu olmuş arkadaşlarıma defalarca Türkiye şampiyonu diyordum. Cemil Can'a da defalarca Avrupa şampiyonu diye söyleyecektim ama işte bu yayın heyecanı falan derken ne yazık ki beynim durdu. Onu unuttum ama hakikaten de İnanılmaz. aramızda zaten onu yazdım ama yazmayı unutmadım. Gerçekten defalarca Avrupa şampiyonu olmuş. Korkunç bir adam var. Bakalım neler anlatacak, Özgür Bey neler soracak ona birazdan görelim. Yani şimdi tabii satrançtaki başarıları sayesinde Amerika'da şu an burslu okuyor. St. Louis Üniversitesi'nde. Hatta sweatshirt'ünde üniversitenin logosunu da görüyorsunuz. St. Louis Üniversitesi de satranca önemli bir yatırım yapıyor. Alejandro Ramirez hala başında o var değil mi? Aynen öyle. Doğru. Büyük usta Alejandro Ramirez'in başını çektiği bir program var. Ve programda çok sayıda büyük usta ve ünvanlı oyuncu var. Hatta yani hemen giriş yapalım. Cemilcan ilk Amerika'ya gittiğinde henüz büyük usta olmamıştı. Ve epey bir yani hala büyük usta olamadın mı? Neden hala büyük usta değilsin? Muhabbeti de dönüyordu orada. İstersen oradan gelelim. Yani bu öğrencilik nasıl gidiyor? Üniversite ve satranç programı nasıl gidiyor? Biraz onları anlatır mısın? Tabii valla öncelikle konuk olduğum için çok mutluyum. Yani Yani evet, selam sizi takip sabahsız girdik ediyorum. muhabbete ama. Ama konuk olmak ayrı güzel tabii ki. Ya Amerika'ya geldiğimde işte 2016'ydı. Dediğin gibi GM değildim o zaman. Hep böyle aramızda yıldırım falan oynuyorduk. Takım o zaman çok büyük değildi. Şu an bayağı büyüdük. 8-10 kişi falan var artık takımda. O zamanlar işte 4 oyuncumuz var. 3'ü GM, bir de ben. Yıldırım oynuyoruz. Ben hep bunları böyle bir zaman sıkışmasında bir kandırıyorum. Bir taktik oluyor, bir şey oluyor. Zaten benim stili biliyorsunuz. O şeyler, saçma sapan olmayan taktikleri bulup bir anda rakibi kandırıp ondan sonra nasıl sen hala IMS'inden girildi. Sonra zaten bir sonraki dönem yani bir sonraki sene döndüğümde GM olmuştum. Yazın Avrupa'ya gittim. Oradan normları toplayıp Elo'yu da geçince GM olarak döndüm. Okul iyi gidiyor valla. Zor. Sonuçta Bu arada bilgisayar mühendisliğinde okuyorsun. Hani onu da aynen. hatırlatalım bilmeyen Bilgisayar izleyicilerimize. mühendisliği ve bilgisayar bilimleri çift ana dala geçtim son zamanlarda. Onun üstüne bir de neydi o? Master yapıyorum Türkçesini. Unuttum. Türkçesi de master Lisans mı? Bitti mi yoksa ayrı bir programda bu mı var? dönem bitiyor. Bir de ekstra olarak işte bir sene daha kalıp yüksek lisansı da bitireceğim. Şimdi oldu. Yani bir sene daha kaldı gibi duruyor. Sonrasını daha bilmiyoruz. Önümüz açık ama başka okullarda doktora yapmayı falan düşünüyorum şu an. Ama bakalım nasıl olacak. Eğitim Akademik devam kariyer ediyor. planlıyorsun yani. Efendim? Akademik kariyer planlıyorsun yani. Aynen şu an için hedef o görünüyor. Ama bakalım kısmet nasıl olacak bilmiyoruz. Şimdi tabii böyle bir Amerika sorusundan başladık. Ya biraz da satranca geçelim. Hani büyük usta olma sürecini daha ayrıntılı konuşuruz ama
Şu an sen dünya satrancının başkentindesin. Sen Louis'desin. Evet. Yani neden başkent diyoruz? İşte o pandemi öncesi biliyorsunuz birçok St. Louis'de Rex'in Quayfield'ın başını çektiği bir satranç projesi var yani. Sadece elit satrançlar için değil, örneğin okulda satranç açısından da St. Quayfield adlı Amerikalı zengin hayırseverin büyük bir desteği var. Ve şu an satrancın en büyük sponsorlarından birisi. Orada çok güzel bir satranç merkezi var. Ve her sene Ağustos ayında pandemi öncesi bir St. Quayfield Kupası adı verilen üst düzey bir turnuva düzenleniyordu. Bunun dışında tabii büyük ustaların katıldığı kapalı turnuvalar oluyor dönem dönem, işte baharda, sonbaharda vesaire, kışın galiba. Tabii onlar pandemide herhalde sekteye uğradı ama sen bu ortamdan biraz bahsedebilir misin? Yani kimlerle temas ediyorsun, ne yapıyorsun? Ben bazen seni dinlerken çünkü ağzım açık dinliyorum. Yani şu an Tata Şelik'te oynayan bütün oyuncularla belki de muhabbeti var, belki bir kısmıyla oynamışlığı var. O yüzden bu sana nasıl bir avantaj sağlıyor? Nasıl bir ortam? Biraz anlatırsan seviniriz. Evet, dediğin gibi bu pandemi illaki bizi çok ya etkiledi. Çoğu zaten turnuvaların iptalinden dolayı bu Singfield Cup da iptal oldu. Kapalı turnuvalar da iptal oldu ama onun öncesinde çok sık bir şekilde bunlara aktif olarak katılıyordum. Yani ya izleyici olarak ya da oyuncu olarak kapanış törenlerine vesaire de çok katıldım. Zaten bilenler de biliyordur. En yakınlarımdan biri Caruana. Fabiano Caruana. Onunla çok vakit geçirdiğim oldu. Sadece yani öylesine 5 dakikalık bir vakit geçirme değil, böyle daha çok zaman geçirdiğimiz oluyordu. Kapanış törenlerinde, sonrasında. Yani Baby Chess oynadığımız anlar var. Başka aktiviteler yaptığımız şeyler var. Sonuçta takım koçunun Alejandro Ramirez'in öğrenci sistemimde sekondantlığını yapıyor şey. Ramirez Caruana'nın. O yüzden oradan direkt bir bağlantı var. Onunla daha çok vakit geçiriyorum ama tabii ki aklınıza gelecek Amerikalı çoğu satranççı ile iletişimim var. Yani Nakamura olsun, atıyorum Maurice Ashley olsun, bunları izleyenler tanıyordur illaki. Onlarla zaman zaman vakit geçiriyoruz. Bulunduğumuz ortamın avantajları yani. Tabii ki daha spesifik anılara girebiliriz ama hepsiyle vakit geçirdiğim kesin. Peki satrançsal olarak bir etkileşim oluyor mu? Örneğin şu an Peki satrançlı satrançtı vesaire birisi var mı, ya da dönem dönem çalıştığın ya ben şu gizli an değilse? genellikle takım içinde çalışıyoruz. Pandemiden dolayı çok fazla insanlarla zaten görüşme şansımız olmuyor. Ancak Skype ya da Zoom üzerinden. O da aynı şeyi vermiyor, hissiyatı vermiyor. Tahta üzerinde çalışmak ayrı bir durum. O yüzden şu anki oda arkadaşımla ve takım arkadaşlarımla daha çok çalışıyorum. Zaten etraf dolu GM olduğu için birbirimize yararımız oluyor. Peki o zaman, yani bu pandemi hayatımızı etkiledi ama sen şimdi pandeminin en fazla etkilediği ülkedesin dünyada, Amerika'dasın, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Pandemi süreci nasıl geçti? Hem oradaki hayatın hem satranç hayatın diyelim, biraz bahsettin ama. Ya başta garip oldu. Yani bu okulu bir anda kapattılar. Sonra herkes kendi memleketine döndü falan. Ben kaldım burada. Ama kötü geçtiğini söyleyemem. Aslında benim için iyi olduğunu düşünüyorum. Birazcık kampüs boşaldı diyebilirim. Yürüyüşlere çıkmaya başladım. Sonuçta hava almamıza izin vardı. Kimse de olmayınca çok rahat bir şekilde kendime vakit ayırabildim. Hem satranç olsun hem okul olsun. Birazcık dönemi de hafiflemiş oldu bu şeyden dolayı. Pandemiden dolayı derslerin ağırlığı da azaldı. Azalınca birazcık kendime de vakit ayırabilmiş oldum. O yüzden benim için kötü olduğunu düşünmüyorum. Tabii ister istemez maskeyle dolaşma vesaire çok anormal rahat olduğunu söyleyemem ama insan bir yerden sonra alışıyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Ondan dolayı yani bence çok kötü geçmedi tabii. Anladım. Dünyaya çok büyük Yani etki tabii oldu. senin böyle bir öz disiplinin var yani. Ondan yeri gelirse bahsederiz. Hani benim de tecrübe etmişliğim var senin o öz disiplinle. Ondan bahsederiz yani. Cemil Can'ın hatta çocukluğundan itibaren hani nasıl ilerlediğini de konuşuruz mutlaka. Ben epey programlı ve disiplinli olduğunu söyleyebilirim. Hani bu Amerika'ya gitmeden önce de vardı Cemil Can'da. Onun açıkçası hem satrançtaki başarılarında hem de öyle görünüyor ki
akademik olarak da böyle doktora yapmayı düşünecek kadar başarılı bir öğrenci olmasında payı var diye tahmin ediyorum. İstersen yani Mert'in soruları da yoksa biraz daha geçmişe doğru gidelim. Benim var mı Mert bir pek şey? Fazla soracağım bir şey yok çünkü ben Cemilcan'la konuşuyorum, ediyorum. Yani biraz ona aslında özel sorularım var. Yok efendim bu YouTube kanalları nasıl yapacağız bilmem ne, işte Twitch'e nasıl üye olabilirim falan, hani öyle acayip sorular sorabiliyorum ama benim Cemilcan'la alakalı genelde zaten hani dediğim gibi konuşuyoruz, ediyoruz da ben sadece birazcık daha böyle satrançsal sorular kısmında devreye girmek istiyorum. Özellikle sonuçta hani bu çok meşhur. Her yerde Cemilcan'a sorulan sorularla işte yok efendim. Şimdi Özgür'ü de burada yönlendireyim biraz. Sormayacağım. Yani, işte vahaplarımızdaki, evet, vahaplarımızdaki vahap muhabbetine, evet, disclaimer yani. Vahap muhabbetine kesinlikle girmeyeceğiz. Vahap yani oturan muhabbetine girmeyeceğiz. Onlar şimdi hani her çocuğa çünkü her seferinde aynı sorular soruluyor. Hani ondan ziyade ben mesela işte şu anda olduğu ortamın ama o özellikle dediğim gibi satrançsal kısmı başladı. Ama oraya sonra girmek istiyorum. Ama bundan bahsetmişken de istersen bir tane satranç partisi gösterelim. Cemilcan'ın bir kere nasıl bir çocuk olduğunu bir kere görmeniz açısından bence çok güzel. Yani benim aklıma gelen bir parti. Ben bugün Cemilcan'la konuşurken Cemilcan'dan bir tane parti istedim. Ondan sonra Cemilcan abi işte şu partiler, şu partiler falan dedi. İki tane partisini gönderdi. Bir tane daha olur ya lütfen falan dedim. Tamam abi dedi, bir tane daha partisini gönderdi falan. Ondan sonra da ya dedim Cemilcan sen bu işi hiç bilmiyorsun deyip sonra şu elimde görmüş olduğunuz parti geldi aklıma arkadaşlar. Çünkü bu partiyi ben de canlı şahit olduğum bir parti. Öncelikle Cemilcan'ın nasıl bir oyuncu olduğunu iyice idrak edelim hep beraber diye göstermek istiyorum bu partiyi. Cemilcan 2011 senesinde kaç yaşındasın evladım? 13. Daha Cemilcan 13 yaşında Türkiye şampiyonası, yanlış hatırlamıyorsam son tur, öyle değil mi? Bu Türkiye şampiyonası. Son tur, evet. Doğru. Evet, kupası mı şampiyonası mı artık? Yok yok, şampiyonu. Bu şampiyonu son tur ve Barış Esen'le oynuyor. O zaman Barış 2533 reytingde ve Barış da her oynadığı gün reyting kazanan bir oyuncu. Böyle yani bu da ne demek? Hemen herkesi yeniyor demek. Yani aşırı formda sürekli birileri yendiği bir dönem ve Cemilcan'la oynuyorlar. Ben de onların hemen yanında oynuyorum. Kimle oynuyordum ben de? Engin Topak'la oynuyorum ben galiba. Ondan sonra Barış Cemilcan'la Beyazlar'la oynuyor. Ben Engin Topak'a karşı Beyazlar'la oynuyorum. Ve işte son turu kazanırsak Türkiye şampiyonu olacağız. Güya hani kolay eşlendirmeler falan. Kolay falan değil tabii, ikimiz de biliyoruz ama böyle bir şey oluyor. Derken daha ufacık çocuk Cemilcan böyle bir ana teori oynuyorlar. Bu hep zaten bu hikayeyi şeylerde bahsediyorum. Yayınlarında da bahsettiğim bir hikaye. Cemilcan'ın nasıl oyuncuları yerinden zıplattığı alakalı bir hikaye bu. Şimdi böyle bir açılış oynuyor. At E4 ve burada Beyazlar muhtemelen çok iyi durumda. Öyle değil mi Cemilcan? Çünkü evet, bu pozisyonda... Ben zaten açılışı tam doğru oynadığımı düşünmüyorum o zaman. Evet. Ya açılışı ama önemli de değil. Çünkü hani böyle insanlar kafayı çok açılışa takıyorlar ama buna benzer pozisyonlarda önemli olan mesela burada bakın buradaki piyonu almak falan gibi dertleri yok. O zaman bile daha o zamandan diyelim çocuğun nasıl taşlarını geliştirmesi gerektiğini, sırayla taş geliştirmesi gerektiğine dair kafasında işte oturmuş. Yine herhalde açmayacağımız konulardan bir tanesi Gurevic'e olan ilişkiniz. Çünkü artık onu da herkes çok iyi biliyor. Onu da anladık. Tamam, Gurevic çok büyük adam. Biz de çok saygı duyuyoruz. Ama fil de altı hamlesinden sonra B3 ve Z7. Bunlar da çok standart fikirler tabii. At D2, at B6 böyle taşlar geliştiriliyor. Kale C8'e C6'daki piyon savunuluyor. Vezir A2, at D5 ve A3'teki piyon alınınca işte burada Barış Esen burada fil A3 alınca burada Cemilcan daha o zamanlar çocuk fil A3 alır almaz şu pat diye bunu aldı. Ve Barış hiç unutmuyorum onu. Barış böyle bir yerine azıldı. Yani Barış böyle hani çok cüsseli bayağı şey bir adam. Barış'ın öyle bir yerinden zıplayışını hiç unutamıyorum yani. Ya ben de bakıyorum. Barış sakin bir adamdır yani. Hani tabii şeyle kötü anlamda yani, söylemiyorum. Evet. Hani uyuzluk derecesine sakin bir adam yani. Yok, kesinlikle öyle ve burada ben inanamadım yani ne olduğunu anlamıyorum. Hani çünkü hani bu standart bir flash 2 fedası değil. Hani flash 2 fedası var ama hani ne bileyim E4'te fil boşta kalır yaparsın. Burada fil A3'le rok atamayacaksın bilmem ne falan böyle bir flash 2 Barış'ın o zıplayışını asla unutamıyorum. Cemilcan'ın böyle bir etkisi var yani oynarken böyle hani sürekli daha o yaştayken böyle insanları yerinden zıplatan bir oyun vardı. Bakalım partide şöyle çok enteresan bir şekilde
Geliyor Şah Aşkı oyuncu Vezir. Aştör Şah. Şah Kebir oyuncu da burada tema at C3. At E2 mat isteyerek burada önemli bir zaman kazanıyoruz. Hem matı hem de veziri istiyoruz. Bütün kombinasyonun şeyi burada da başlıyor. Ama burada at F3 gibi önemli bir imkan var. Burada beyazlar kazanabiliyormuş galiba değil mi? G3 mi oynaması lazım? Nasıl bir şey yapıyordu? Çok burada da önemli değil. Burada at C4 yok, at C'de burada değil. Ya bir şekilde kazanıyor burada evet. Rakip ama hatırlamıyorum ya nasıl kazanıyor. Burada at F3 oyuncu vezir E4, vezir D2, at B5, fil C5 oyuncu F6. Şimdi burada beyazlar piyon geride olmasına rağmen C6 piyonu ve B7 filinin kötü durumu yüzünden herhalde hala durumu kötü değil, öyle değil mi? Ama çok da önemli değil. Burada zaten hani gereken etkiyi yapıyor. Kale C'ydi, fil A'ydı, fil C5'ten sonra burada koskoca 2533'lük Barış burada Cemilcan'la beraber teklif ediyor. Ben hatırlıyorum çünkü ben bir tarafta oynuyordum. Barış'ın beraber yapması. Ben şimdi hani Cemilcan hani şampiyon olacakmış falan gibi düşünmüyordum o zamanlar. Yani o zaman daha çocuktu. Hani yani Barış kazanacak o partiye diye bakıyorduk ama burada Barış'ın mat olmamak için beraber teklif ettiğini Cemilcan'a yani neden şöyle kabul bir ettiğimi onu... de anlamıyorum aslında. Çok bariz şarkına da hata var. Sür H4 H3 herhalde. Değil mi? Ne halin varsa o düşünsün yani. Öyle değil mi? Gayet yani, güvende zaten. Ama burada böyle bir berabere, yani bu berabere dediğim gibi hani benim Cemilcan'ın oyunda, yani benim kafamda Cemilcan deyince ilk aklıma gelen oyun. Yani böyle şeytanın aklına gelmeyecek bir feda. Ondan sonra hadi bakalım çık işin içinden çıkabilirsen. Ben Cemilcan deyince aklıma böyle şeyler geliyor deyip ondan ve, sonra sözü Özgür Akman'a bırakalım. Ve yani bu tip hamleleri çok hızlı yapmasıyla da meşhur. Yani ben birkaç tane kötü anı da hatırlıyorum, hatta sadece iyi anlar değil. Peki Mert Erdoğdu sana sorayım, oradan Cemilcan'a döneceğim sorumu. Evet. Sorumu ona döndüreceğim. Sana bu kadar hızlı oynamak kimi hatırlatıyor? Bu kadar hızlı oyun kimi hatırlatıyor? Böyle dünyaca ünlü bir oyuncu. Ya Anand'ı falan demeyi bekliyorsun herhalde ama. Anand demeni bekliyorum çünkü Cemilcan'ın bir Anand hayranlığı var. Onu anlatmasını isteyeceğim. Yani evet, Anand tabii öyle hızlı oyun deyince aklımıza hep Anand geliyor. Biz eskilerin ama şimdi başka oyuncular ya, da çıktı öyle hızlı oynayan. Tabii şimdi biraz falan yaşlandı Anand. Hani 50 küsur yaşına geldi. Yani mesela aklıma ama o hala gençliğinde pardon, pat diye oynuyormuş kesin. Yani yıldırım oynar gibi, özür dilerim. Hani çok hızlı oynuyormuş. Evet ve hani aklıma mesela Nepo gelmedi, hakikaten de Anand geldi. Şu anda mesela insanların, herkesin aklına Nepo geliyordu herhalde, öyle değil mi? Ama benim aklıma Nepo yerine Anand geldi çünkü... Benim de aklıma Nepo gelmedi, dürüst olmak gerekirse. Yani biz herhalde yaşlı olduğumuz. Mesela şu anda Cemilcan herhalde aklına ilk oyuncu Nepo geliyordur ama neyse artık. Anand diyelim ve Cemilcan'a dönelim. Buyur Cemilcan. Yok, ben Anand hayranlığından dolayı zaten hep aklıma o gelir. Ama mesela meşhur partisi de var ya, 1 dakika 43 saniye falan harcıyor bu kime karşı, Ivanchuk'a karşı mıydı? İkinci hamlede. O olayları da Smirin meşhur. Smirin galiba sanki. Smirin, doğru Smirin, aynen. Petrov'da mı ne? Ya nereden geliyor? Ben zaten biliyorsunuz, yani bilmeyenler de vardır. Pakistan okuluna gittim. Yani Pakistan'ın elçiliğine bağlı bir ilkokuldan lise sona kadar o kültürün içinde neredeyse büyüdüm. Tabii Pakistan kültürüne de en yakın Hindistan kültürü var. Zaten bu otomatik. Hep yani şöyle söyleyeyim. Vişi zaten, yani Anand hep tepede olmasına rağmen bazen böyle turnuvalarda hep favori değildi. Bende de hep böyle bir şeylik vardır. Favoriyi tutmama. Zaten çoğu insanda var. O hep böyle bir underdog oyuncu, kimse onu bir tutayım tarzında yani, ama tabii ya, adam dünya şampiyonu falan, yani underdogluk bir hali yok zaten, belli, kanıtlamış kendini ama böyle yaşlandıkça hep şey diyorlar ya, adam yaşlandı artık oynayamaz falan filan. Ama biri onu destekliyorum, Carlsen'le oynuyor, yine onu tutuyorum. Dünya şampiyonluk maçında yine Anand'ı destekliyordum, olmadı tabii, orası ayrı konu ama yani Carlsen Anand maçlarında araya gireceğim ama yani Anand ailesi ve sekundar ekibinden sonra Anand'ı kaybetmesine en çok üzülenlerden biri Cemilcan olabilir. Buna Hindistan milleti de dahil, yani bütün milyarlık Hindistan da dahil. Biz canlı seyrediyorduk şeyde maçları. Ben bayağı kar olmuştum artık şey olduğunda. Anand'ın çift soru çektiği meşhur bir maç sonlara doğru. Orada kaybetti. Zaten bitti yani. O kazanırken kaybetmediği maç değil mi? Evet, o evet. Bir at D4 mü bir şey alıyordu falan da, böyle bir beyneller bilmem neler falan. Evet. Ya çok ya güzel bir stili var. Bir de açılışlarımız da benziyor. Bir de Gürevich'le çalışmışlığı var, şimdi oraya girmeyecektik ama
Gurevic'in bunu bir de anlatma şekli var. O da aynen. Oradan yani. Başladı zaten. Küçüklükten aşılıya aşılıya Gurevic. Ananda hayranlığı başladı. Zaten hala ne zaman oynasa Ananda tutuyorum. Geçen YouTube'da bir video gördüm. Anan bilmem ne botlarıyla oynuyor diye. Gittim oturdum hepsini izledim falan. Yani hala o hayranlık devam ediyor. Evet, şimdi istersen biraz daha çocukluğuna dönelim. Yani ben biliyorsun duramıyorum çocukluğuna inmeden, konuklarım geri ineceğim yani. Ahmet Çakar gibi. Şimdi şöyle, hani çocukluğunda ne yaptın da mesela, ben hani her bu Flash 2 aslında çok güzel seni anlatan bir oyun. Hani çok böyle kimsenin aklına gelmeyecek taktik fikirleri çok hızlı görebildiğini biliyorum. Hani yakından da şahidim. Ya bunu sen nasıl kazandın? Tabii yetenek muhakkak vardır ama mutlaka bir çalışmayla bunu işlebildin. Neler yaptın çocukken? Kimlerle çalıştın? Ne yaptın? Ne ettin? Biraz oralara girelim. Ya tabii sadece çalışma değil. Sonuçta bence bu satrancı nasıl nasıl diyeyim? Yani merak da gerektiriyor bence. Çok fazla Alekin maçı seyredince, çok fazla Tal maçlarına bakınca ben de ister istemez oluştu bu. Benim zaten favori oyuncularım, belki de en favorisi Alexander Alekin, 4. dünya şampiyonu. Aslansın sen ya. Öpeceğim. Gel. Ya biliyorsun Alper Olcay Özde, pardon Cemcan, Alper Olcay Özde şöyle bir şey yaptık. Sağ olsun Özgür o programımızı da sunuyor. İşte önce bir tane Karpov-Kasparov kapışması yaptık. Ben Kasparov tutuyordum. Hep de iyi olanı tutuyorum. Ben senin aksine hep böyle kazananı seven bir halim var benim. O yüzden ben işte Kasparov tutuyorum. Ondan sonra işte Aleyhin Kabablanka tartışması yaptık. Hatta yayınımız basıldı dış mihraklar tarafından. Selim Gürcanlar falan yayınımızı bastı ama hani orada da işte yine Aleyhin tutuyordum ben falan. Sonra işte kaybeden tarafın nasıl aslında şey olduğundan falan bahsediyorlar. Ama Allah'tan en sonunda beni anlayan bir usta geldi de şimdi çok mutlu oldum deyip araya böyle bir girmek istedim. Ya tabii Karpov Kasparov'da ben de Kasparov'u tutarım. Yani o yani stil olarak zaten direkt Kasparov benim için. Ya o dinamikliği ben ne bileyim yani çok fazla dinamik maça bakınca artık ister istemez öyle bir oyuncu oldum. Ya pozisyonel oyunları da tabii yani I appreciate it ama yani olmuyor. Öyle gitmiyor yani. oynuyorsun en sonunda bir şekilde vurman lazım rakibe. O noktaya gelince de bazen işte bu pozisyonel yani inanılmaz oyunlar bitmiyor. Kazanamıyorlar. Bir taktik bir şey oynamıyorlar. Bir şey olmuyor. Ondan dolayı dedim ben kendi stilimi dinamik yapayım. Yani bolca da soru çözdüm. Taktik çözdüm. Elime ne geldiyse çözdüm. Zaten biliyorsun ben hesaplama şeyim. Manyağıyım. Ne varsa hesaplıyorum. Yani sosyal medyadan kendim uzağım ama ne bileyim girdiğim zaman hep bir soru gördüm mü çözmeye çalışıyorum. Ve etüt tarzı şeylerin çok yararı olduğunu düşünüyorum. Yaratıcılığı çok arttırıyor. Yani şaka da değil, cidden arttırıyor. Çünkü normalde maçta olmayacak şeylere şahit oluyoruz etütler çözünce. O yüzden bence onların ekstra faydası var. Birazcık da meraktan geliyor yani. Her önüne gelen hesaplayınca. Chess kitabı var bir tane. Bu genelde hani 1800-1900 ve daha üstü için tavsiye edilen biraz daha üst düzey bir hesap kitabı. Mesela bir soru gelmiş oradan, ona da böyle ayaküstü cevap vermiş olalım soruyu sorarken. Mesela bu kitabı nasıl çözdün? Biraz anlatır mısın? Ben biliyorum. Hangi da yani. Hangi kitap ya? Duyamadım. Bu Imagination in Chess var ya. Payata Kaplan'dan şöyle galiba değil mi? Aynen. Ya işte okula gidiyordum ben o zamanlar o kitabı okurken. Hoca konuda normal bir matematik anlatıyor. İngilizce anlatıyor. Ne bileyim fen anlatıyor. Ben zaten çoğu şeye hakimim artık. Annem babam yardımcı oluyor bana. Bu tarz matematik, fen tarzı şeyleri evde. Ben hocayı dinlemeyi bıraktım bir yerden sonra. Aldım elime kitabı. Körleme çözüyorum işte. Tahta mahta da yok. Dersi dinlerken bir yandan da soruya bakıyorum. Bir de o körleme şeyini de alıştırdı. Kitaba bir kere bakıyorum, kapatıyorum. Konum aklımda kalıyor. Yani o hafızayı da şey yapmış oldum. Bir şekilde desteklemiş oldum. Çoğunu körleme çözdüm. İlla ki birkaç konumu dizmişimdir ama yani o kitabı okulda böyle teneffüste ders sırasında boş vakit buldukça daha çok körleme okuyordum. Bana çok faydası olduğunu düşünüyorum gerçekten. Tam imagination yani o hayal gücü ve yani görme her şeyi hafızada tutmaya çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ya tabii bu bununla ilgili şöyle bir şey döneyim. O dönem tabii ikimiz de Ankara'lıyız Cemil Can'la ve
Cemilcan'ın babasıyla çok temasımız oluyor turnuvalarda. Ben daha o zaman hocalık da yapmıyorum. Hani Cemilcan'ı da çok tanımıyorum. Sadece rahmetli Ali İpek'in o zaman öğrencisi olduğunu biliyorum. O kadar yani. Böyle bir çocuk var işte. İyi oynuyor filan. Babasıyla öyle konuşmaya başladı turnuvalarda. Hocam, öyle diyordu babası. Hocam biz, ya o zaman hocam demiyordu. Pardon, o zaman beydik tabii. Hoca olmadık daha. O zaman Özgür Bey'dik. Genç olmasına rağmen. Özgür Bey işte biz her şeyi yapıyoruz satrançta. Bu çocuk her şeyi yapıyor. Ama olmuyor hocam. Ya olmuyor. Olmuyor. Olmayacak bu çocuktan falan diyor. Ya ben hani sormaya başladım artık bir noktada. Hatta federasyonun yerindeydik. Orada bir kantin vardı. Gene bilen bilir. Bugünün kalıbı olsun. Bilen bilir. O kantinde konuşuyoruz Cemilcan'ın babasıyla. Hani bunları yapıyor mu bu çocuk? Evet yapıyor. Bunu yapıyor mu? Yapıyor. O zaman başarılı olması mümkün değil falan demiştim. Tabii babanın kafasında deli sorular, şüpheler. Çok inanmadı bu bana. Fakat 2 ay sonra Cemilcan ilk Avrupa Yaş Grupları şampiyonluğunu kazandı. Neyse ki haklı çıktık yani. Bu şekilde çalışıyorsan mutlaka sonucu olur. O ilk Avrupa şampiyonluğunu hatırlıyor musun? Ya da Avrupa Yaş Grupları şampiyonluklarından biraz bahseder misin genel olarak? Hatırlıyorum ilkini, hatta çok iyi hatırlıyorum. İlk olmasından dolayı belki. Ben son tur işte Duda'yla berabere kaldım. Duda'yla berabere kalınca 7,5 puana ulaştım. İki oyuncu daha 7,5 puana geldi. Biz lobide öyle ödül törenini beklerken işte arkadaşlarla yıldırım oynuyoruz. Böyle koşuşturuyoruz falan filan. Sanki ben Avrupa Şampiyonası oynamıyorum. Böyle okulda teneffüse girmiş havasındaydık. Sonra dediler işte averajla şampiyon oldun diye. Ben de çok sevinmiştim o zaman. Yani zaten Duda'yla Siyah Taşlar berabere yapmak iyi bir başarıydı. Konumda zaten eşit gibiydi. Belki bana iyiydi biraz ama çok zorlamak istemedim. Averajıma güveniyordum. Ya genel olarak o turnuvaya çok hızlı başlamıştım. 5'te 5 ile başlayınca zaten bir özgüven geldi. Ben turnuvaya 17. sırada başlamıştım. Artık detayına kadar hatırlıyorum. 1'de 1, 2'de 2, 3'te 3 bunlar normaldi ama 4'te 4, 5'te 5 de bir birinci masaya oturunca ondan sonra dedim aha bu turnuvayı aslında kazanabiliriz. Bir özgüven geldi falan filan. 3 berabere kaldım sonra birini de yendim. Hatta birini yendim dediğim çok garip bir şey var. Maxim Vavulin denen oyuncuyu, Rus oyuncuyu 5 Avrupa şampiyonluğunun 3'ünde yenmişim. İkisi son tur olmak üzere kritik maçlarda. Biri de 7. turda. Yani bu oyuncunun aslında benim kariyerimde çok büyük bir yeri var yani. Oynadığımız 3 oyununda 3'ünü kazanıp 5 Avrupa şampiyonluğunun 3'ünü bildiğiniz bana altın şeyle, tepsiyle teslim etmiş yani. Çünkü hep Burada kendi tabii ayağına sıktı kaybettikten sonra. Hep benim önümü açmış oldu. Yok, mükemmel bir tabii işti hocam. bu Öyle şeylere ihtiyaç var herhalde, böyle büyük başarılarda. Ama bu şey bahsederken şu anda hani böyle Avrupa şampiyonu sanki hani mahalle şampiyonu olmuş gibi bahsediyor mu? Tekrar tabii. ediyorum arkadaşlar, Avrupa şampiyonu dediğiniz zaman hani böyle yürüdüğü zaman yer falan titrer yani, o öyle bir şey. Arkadaşlar burada bu okullar arası şampiyonu da değil yani. Bu Bu gerçek yaş bildiğiniz grupları Avrupa şampiyonu. şampiyonası. Yaş grupları Avrupa şampiyonası. Özgür'ün dediği gibi 12, 14, 16, 18, öyle değil mi? Bir de 10 yaş var. Bir de 10-18 arası hepsi. özür dilerim, onu unuttum için. Bir de 10 da var. Yani hani o kadar çok var ki öyle bir şey. Ve şimdi böyle çok olduğu zaman böyle bir şey Kasparov'un bile böyle başarı sökmemiş. Zaten hani Kasparov'un zamanında yoktu ama ne karşı ne kadar olmayan bir şey yani bu. Dünyada Evet. eşi benzeri olmayan bir şey. Muhtemelen dünya şampiyonlarının asla başaramayacağı bir şey. Çünkü ben yani böyle tekrarlanması mümkün olmayan bir başarı. O yüzden şimdi hani böyle 5 kere olan adamı gördüğün zaman ne olacak ki ben de olurum falan gibi geliyor. Yani bu tarihte falan böyle hani tarihin altın sayfalarına girmiş birisi aslında Cemilcan. Çünkü hani böyle Yani bir bunun başarı nasıl tekrar edilemez zor yani. olduğunu şöyle örnekleyeceğim Mert. Araya girdim ama seni kızdırmayalım fazla. Mesela. Yani rahmetli Vugar Gaşimov bunu başaramadığı için rahmetlinin hani bir Sara sorunu vardı ve Evet. sık sık Sara krizleri geçirdi. Hani böyle gene son tur kazanç konumu kaybediyor bir şey oluyor falan. 18 yaşlarda 3. oldu kesinleşiyor. Ki kendisi daha sonradan dünyada ilk 10'a falan girmiş bir oyuncuydu. Yani o akşam Sara krizi geçiriyor. Öyle ağır bir şey yani. O kadar böyle bazen ulaşması çok zor bir şey olabiliyor yani. Hani ben eskiden bir zamanlar bir yani isim de vereceğim. Türkiye'nin ilk büyük ustası yaş grupları başarısı için
tatsız bir kriter demişti. Başarılı olmanın ölçüsü değil demişti. Vallahi yani Kim? Kıvanç Türkiye'deki Azmiroğlu duruma mu? bakıyorum. Efendim? Kıvanç Azmiroğlu mu? Hayır, Suat Ha. Atalık. Satranç okulda verdiği bir röportajda öyle demişti. Çok iyi hatırlıyorum. Yıllar yıllar önce. Ve hani çok haklı çıktığını düşünmüyorum açıkçası uzun vadede. Belki geçmiş dönemler için bu geçerli ama günümüzde birçok kuvvetli büyük usta, Türkiye'de yetişen oyuncuların bir kısmı, aradan da Cem İlcan'ın oldu. Bu yaş grupları Cender Sinan geçti. Hani şimdi yaş grupları rekabetine girmeyelim ama herhalde muhakkak hepinizi yukarı iten bir unsur oldu. Hepiniz hep aynı şeyi söylüyorsunuz yani. Ya şöyle söyleyeyim, 2011'de benim Albena'da Avrupa şampiyonu olduğumda bir resim gördüm geçen gün. Ben birinci, ikinci sanırım Duda, üçüncü Artemir. Zaten bu oyuncuların hepsi 2700'ü geçti. Tabii sağ solda böyle 2650'ler falan var. Onları da saymıyorum yani. Hatta aynı turnuvada ben 18 yaşta oynuyorum. 14 yaş mı? Evet, 14 yaş olması lazım. 13 yaşında şey oynuyorum. Başka turnuvaya geçtim şimdi. 18 yaşa geçtim. Espenko oynuyor. O zamanlar işte böyle selam veriyor falan. Tabii çocuğun boyu ufacık yani. 2015'ten bahsediyorum. Yani ta hala çocuk o zamanlar. Sonuçta 12 yaşında mı ne? O zamanlar hayranlıkla bakıyordu bana. Şimdi işte daha dün gitti Kalseni yendi. Falan filan. Oradan herkes oradan geçiyor. O Avrupa şampiyonalarından, dünya şampiyonalarından. Yani Nihal Sarinler, Pragnanandalar, Espenkolar hepsi o yoldan geçiyor. Yani o Ben yüzden normal. bu olay benim aklıma şu soruyu getirdi. Gerçi hani bu zaten çok barizine çok sorulan şeylerden bir tanesi ama hakikaten orada senin ne düşündüğünü merak ettiğim için soruyorum. Yani bu herhalde eğitim sisteminin suçu, öyle değil mi? Yani orada sen 5 kere kazanmış birisi olarak her seferinin yanına 2700'lük bilmem nelik bir adam taşıyorsun. Yani daha doğrusu daha sonra da 2700 olmuş adam taşıyorsun. Belli ki satranç karakteri olarak adamlardan bence fazlasın. Çünkü Evet. şimdi hep benim iddialarımdan bir tanesi de şudur. Özellikle bu hani şampiyonlarla ikinciler falan kıyaslanırken ben şampiyonların özellikle o mesela özellikle Kasparov'da benim en beğendiğim şeylerden bir tanesi o. Kazanması gerektiği zaman kazanabilmesi. Yani hani mesela Karpov onu gösteremedi işte. Kazanması gereken parti oynadı 85'te. Onu kazanamadı. Ama Kasparov puan gerideyken kazanması gerekirken kazanmayı başardı mesela ve hani bu ikisinin arasındaki önemli savaşçı karakteri gösteriyor. 5 kere Avrupa şampiyonu olmak zaten inanılmaz zor bir şey. 5 kere yapıp yanında böyle sürekli Duda ile fotoğraf. Duda orada hani muhtemelen hani hüzünlü, mutlu değil ya Evet. da o mutsuz olduğunu da sanmıyorum bu arada. Ama Evet. yani sonuçta yani ikinci Ama olmak yine da mi bu adama kaybettik resmin var yani. evet Her yani hani her turnuvada var seferinde zaten evet. orada. Ve Kalenin hani içinde duruyor. İlkinde tesadüf dersi 10 yaşındaydık. İkincisinde 12, hadi ay herif zeka şok geçirdi. Üçüncüsünde vay efendim şöyle oldu. Dördüncüsünde artık tamam yani Başım herif döndü demek ki falan. hayır Yeter artık. ama herif şampiyon yani. Ve şimdi şampiyon olan bir çocuğun tamam mı? Bu kadar yani ben hani onu çok merak ediyorum. Şimdi burada belli ki hani Cem İlcan'ın karakteri şampiyonluğa hazır olmuş, yaşamış falan bir adam. Madem öyle neden şimdi Cem İlcan şu anda Vykan'da şeyi düşünmüyor? Yani hani ulan herif ağzıma nefes alıyor Karsen falan demiyor. Yani hani ağzı kokuyor falan demiyor da Duda diyor bu lafları. Yani anladın mı? Yani neden o 2700'de sen değilsin? Onu çok merak ediyorum. Çünkü Ya işte aynen güzel soru, bence çok mantıklı soru. Bu başarılar gelirken zaten zamanında Gürevich dedi, yani yine geldi Gürevich ama aslında çok kritik bir konu var. İşte Gürevich dedi bu çocuk okula devam etmesin, ben bu çocukla devam edeyim çalışmaya, dünya klasında bir oyuncu olsun. Yani gerçekten birebir şey olsun. Hep de Anand'dan, Kasparov'dan örnekler verdiği için. Ama biz o riski alamadık. Neden alamadık? Çünkü baktık Türkiye'de böyle okulu bırakıp da dünya çapında olmuş biri yok. Örnek olmayınca ailecek biz de bu riski alamadık. Almamız lazım mıydı, değil miydi? Artık orası kısmet. Onu bilmiyoruz. Ama yani o riski o zamanlar alamadık. Ha, şu an gidip dönsen, şu anı gördükten sonra o riski alır mıydın? Ben belki derdim, birazcık daha derdim. Hadi bırakalım okulu, riski alalım, devam edelim. Ama o öngörüşlülük, o şeylik yoktu. Şu anları da göremiyoruz maalesef. O yüzden Duda diyoruz, Artemiev diyoruz, ne bileyim Espenko diyoruz. Ali Reza diyoruz mesela, oldu 2760 oldu. Ligde 2700'ü geçtiğini kutladık. Adam kutlamadı bile. Yani ben daha fazlasını göreceğim dedi.
Bir iki tane kebap yedi, tamam işte. Buydu yani Ali Reza'nın 2700'ü kutlaması. Ya bence en büyük dram, pardon Özgür, yani bence burada, yani şimdi bu arada hani dram dediğime bakmayın, sonuçta şu anda sen 2550 misin 60 mısın, o civarda bir O rating var civarda. değil mi? Yani 543. yine çok hani korkunç kuvvetli bir oyuncu tabii ki, ama yani şu anda eminim ki hani orada Duda'yı oynarken ben bu herifi 1, 2, 3, 4, 5 kere geçtim herifi. 5 kere en önemli turnuvasında çocuğun geçtim ve herif orada oynarken ben orada değilim diye muhtemelen yani ben işlenirdim açıkçası. Bir de şey derdim, yani ben şimdi senin gibi de değilim. Ben orada derdim ki aptal bu herif işte, beceremiyor falan diye. Hani bu herifi nasıl oynatıyorlar falan Ya derdim yani. geçen dedik zaten, bu herif 3 kere Ali Reza'ya kaybetti falan, böyle o muhabbet de geçti. 2 defa önceden kaybetti. Gitti yine kaybetti. Zabire diyoruz yani, bu herif ne yapıyor burada falan. Tabii öyle diyemiyorum ben. Bende öyle bir şey yok. Ama içimden bazen diyorum, 3 defa da üst üste kaybedilmez yani. Yani bilmiyorum, bu hakikaten ben yani şöyle, ben şimdi seni hani aileni de tanıyorum. Hani gidip de böyle hani olabileceğini bilen insanlar. Yani böyle bir şeye yatırım yapılabileceğini bilen insanlar, ama tabii o güveni ne yazık ki Türkiye'de satranç şeyi vermiyor. Yani bu yine federasyona getirmek amacıyla söylemedim. Yani Türk insanının hani satranca bakış açısı ne yazık ki şu anda böyle. Yani böyle, ve böyle yetenekler çok geç kalıyor. Gerçi hani hala istese Cemil Can'ın yaşında her şeyi yapabilecek yaşta. Dünya şampiyonu bile olabilir isterse bence. Çünkü hani ya tabii aşırı ekstra bir motivasyon, muhtemelen birazcık kafayı yemeyi falan gerektirecek bir hazırlık falan gerekir, ama hala her şey yapabilir. Keza Batuhan, keza Vahap. Hani onların da önü bence açık. Ama yani bu hakikaten bana aşırı üzücü geliyor. Bunun hakkında da o yüzden bir konuşmak istedim. Bir de senin fikrini almak istedim. Yani o, çünkü ben çok bozulurdum öyle şeylere yani. Senin yerinde olsam. Ve o özellikle şeyi de taklit edilmesini çok istiyorum. O yüzden aynı şeyi 5. kere tekrar ediyorum, ama kusura bakmayın. Bu şampiyon karakteri spordaki önemini ya anlamak çok önemli. Yani bu o gidip o turnuvayı kazanmak, bir kere kazanmak, 2, 3, 5 artık yani, o öyle bir değerli bir şey ki. Ya o karakteri gösterebilmek, göstermiş bir adamı takdir etmek ve her seferinde bunu söylemek istiyorum yani. Hani öyle Ya fanboy gibi böyle, aa Cemilcan ne kadar güzel falan. Ve ben şeyi de hatırlıyorum yani, hani ben o zamanlar amiliydim. Cemilcan ilk bunları yaptığı zamanlar falan. Aa, inanılmaz, ilkinde aa işte ne kadar yetenekli çocuk. İkincisinde yok artık. Üçüncüsünde ulan bu çocuk yavaş yavaş bak bizim yerimizi alacak falan galiba. Dörtte falan artık hani tamam, artık burada yapacak bir şey yok, geçmiş olsun. Hani bari hiç değilse arayı iyi tutalım da çocuk bizi sevsin. Öyle öyle ilerledik. Neyse, çok özür dilerim, uzattım. Özür, buyurun Özgür Bey. Yo, bu güzel bir konu aslında. Bir de ben sorumu unuttum orada. Sen Evet. konu uzatınca. Yok şöyle, ya yani aslında ben de o konuyu oraya getirecektim. Hani o zaman senin Duda'dan neyin eksik kardeşim diye soracaktım. Aslında eğitimin açtığı bir fark oluyor mutlaka. Peki yani bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Aslında çok da satrançlı Duda, işte ben 2700 olmak istiyorum falan demedin. Ben akademik kariyer yapacağım dedin. Hani bu kariyerin içinde satranca ne kadar yer kalacak, veya tam da satranca daha fazla vakit ayırabilmek için mi böyle bir yol seçtin kendine? Ya aslında satrançtan çok uzak değilim bu takımdan dolayı vesaire vesaire. Bu akademik kariyerde aynen dediğim gibi birazcık daha sonunda satranca daha çok vakit ayırabilmek için. Çünkü normal bir atıyorum işte çalıştığınız zaman çok daha zor oluyor satranca vakit ayırmak. Ama bu tarz akademik bir kariyerde en azından zaman buldukça satranç çalışabilirim. Yani o hedef hiçbir zaman içimden gitmez yani, 2700'ü geçmek vesaire. Sadece doğru zamanı birazcık bekliyorum diyebiliriz. O yüzden yani çok uzakta değilim. Sadece Mert abin de dediği gibi biraz delirip bir oturup bir motive olup bir çalışmam lazım. O da vakit bulmam lazım. Sonuçta lisans bitirirken çok zor oluyor. Bir O de bu okul kadar. programını ağır değil mi? Hani biz Ağır özel işte çift konuşmalarımızdan da anadala biliyoruz onu geçince, bir de yüksek herhalde. lisans da yapayım deyince her şey bir anda üst üste geldi. Bir de doktora yapmak istiyorsanız ekstra çalışmanız lazım. Başka sınavlar vesaire, başvurular odur budur derken işin içine okulla direkt bağlantılı olmayan ekstra görevler geliyor. Sağ olsun ailem hep destekçi. Bu konuda hep bana destek oluyorlar. Ama onların da yapabildiği bir yere kadar. Sonuçta yine sorumluluk benim omuzlarımda oluyor.
O yüzden bakalım yani hedef vakit ayırıp bir yerde bir satranca bir geri dönmek, tam oturup çalışmak, kapatmak kendimizi uzun bir süre. Sonra da Ben turnuvalara gidip. Özgür, sen bir şey soracaksın yine ama çok özür dilerim. Yani benim aklıma böyle Tabii. nedense böyle bir gazetecilik damarım kapardı. Yani Yok, güzel Demircan'a giriyorsun araya, gelince sıkıntı yok. şeyi çok merak ettim. Mesela şimdi yani hep aynı tipte sorular ama şeyi çok merak ediyorum. Yani mesela şimdi senin arkadaşımmış Karahan, işte biraz önce bahsettin, hani samimi misiniz falan. Şimdi ben mesela şahsen, benim de böyle iyi arkadaşlarım oldu. İyi derken böyle hani benden yüksek eğitim falan. Ben şeyi pek onlarla satranç muhabbeti yapmazdım. Hani böyle hep şeymiş gibi hissederdim. Yani zaten hani öyle, asla onlar kadar kuvvetli olmadım ben. Tamam mı? Ondan sonra da böyle sanki hani adamla satranç sohbeti yaparsam sanki hani adamı kullanmaya çalışıyormuş gibi falan hissederim. Tamam mı? Yani böyle delice bir düşünce. Oysa ikinizin de muhtemelen bütün satranççıların ortak noktası, yani satranç olduğu için satranç konuşmak isterdim. Ama bende hani öyle bir eziklik vardı diyelim. Yani ben şimdi baktığım zaman bunu eziklik olarak görüyorum ama hani o zaman onun eziklik olduğunu düşünmüyordum. Hani böyle ne kadar delikanlıyım falan diye düşünüyordum ama şimdi düşünce saçma sapan bir şey. Yani ikinizin de seviyor. Ama şuna getireceğim lafı. Sen şimdi Karoana gibi bir herifle yakın arkadaşsın. Bildiğim kadarıyla, öyle değil mi? Yani hani böyle bayağı iyisiniz. Şimdi adamın senden farkı, yani sana olan üstünlüğü nedir? Şimdi senin de deli gibi hamle hesapladığını biliyorum ama muhtemelen adam sen onu da birazcık daha iyi yapıyor. Ve yani sadece açılış mıdır? Ondan sonra işte hani aranızdaki önemli fark nedir? Ya ben mesela onu merak ediyorum. Şimdi ben mesela kendi adıma, ben hamle hesabını olması gerektiğinin yani kanı gibiyim şu anda. Ve hani hamle hesabını şimdi kanı gibi ben doğru yapabildiğimi düşünüyorum ama şimdi onu kanı gibi yaptığın zaman sorunların farkındayım. Zaman sıkışmasına giriyorsun ister istemez ve zaman sıkışmasına girdiğin zaman orada artık yani en sonunda bir yerde kötü oynamak zorunda kalıyorsun. Çünkü hani öyle dünya kadar zaman yok. Ama şimdi senin hani hesap olarak, yaratıcılık olarak ne kadar hani üst seviyede bir oyuncusun sen sonuçta hani öyle bir durumda. Ama yani bu adamda gördüğün şey nedir? Sadece açılış olmasa gerek. Öyle değil mi? Mesela hani adamın senden Ya. daha iyi yaptığı şeyler nedir? Ve bu heriflerle baş edebilmek için ileride hani olur da satranç çalışmaya başlarsan ne yapman gerekecek mesela? Onları çok merak ediyorum. Tabii sadece Pardon, bir açılış. soru araya gireceğim Ha. Cemilcan. Bir de Karuana ile senin oynamışlığın var değil mi Rapid'de? Daha sonra oynamışsınızdır kesin ama o Evet. Rapid'in hikayesinden de bahset. Çünkü bence bu soruyla alakalı o oyunun hikayesi. Yanlış Evet. hatırlamıyorsam. İlk oradan gireyim, sonra da şey, aynen güzel soru. Rapid de şöyle oldu. Amerika'ya ilk geldiğimde ben bu cumartesi, her ay bir cumartesi turnuva oluyordu. Ödüllü turnuva. Şans eseri Caruana da orada. O zaman tanışmıyoruz tabii ki. Caruana'nın da Rapid Rating'i böyle 2200 falan. Ben de ilk geldiğim için FIDE Elo'suna böyle yaklaşık bir 100-150 puan falan eklediler. Ben 2600 falan oldum. Onun da Rapid Elo'su 2200. Neyse, eşleştik biz 3. turda. Beyazlarla oynuyorum ama yenmem lazım şimdi Karahanayı. Öyle komik bir durumdayız. Berabere bile yapsam kat sayımdan dolayı puan kaybediyor. Neyse, ben tabii berabere falan benim için gayet doğal iyi bir sonuç. Bir konum ya aslında kazanıyor. Artık beni yeniyor Karahan ama bir an geldi. Bir çift soru çekti. Hatta telefonunda hala o konumun resmi var. Öyle bir çift soru çekiyor ki bana bir şans doğuyor. Ben de heyecanlanıyorum, alelacele bir şeyi doğru hesapladığımı zannedip oynuyorum, hata yapıyorum ve hata yaptığım için de oyunu kaybediyorum. Ama kazanç konumu, yani kazanç değil, aslında doğru oynarsa Karuan'a berabere yapabiliyor. Ama öyle bir duruma geliyoruz. Yani tek hamleleri bula bula berabere yapabilecek bana karşı. Büyük ihtimalle de zaman sıkışmasında yapamayacaktı. Bence kaybedecekti yani. Objektif olarak. Ama tabii bulur muydu, bulamaz mıydı onu bilmiyorum. Ama öyle bir anımız var. Sonra gittim kaybettim. Bir sonraki rating listesinde de 50 puanım mı ne gitmiş Caruana'ya kaybetmekten dolayı. Yani kaybettiğim en acı 50 rating olabilir yani. Tek oyunda böyle katsayıdan dolayı sonuçta yazıyor. 2200'e kaybettiniz. İsmi yazmıyor yani. İsmi çok önemli değil. Rating sistemi için. Çok içime oturmuştu. Yani o günden beri o ratingi toparlayamadım zaten. O rapid puanı gelmiyor. Yani geri gelecek bir puan değil zaten o 50 rating. Öyle bu anısı vardı. Tabii açılış değil yani. Sadece açılışla yendiğini söyleyemem. Çok soğukkanlı olduğunu söyleyebilirim ya. Bu Caruana'nın böyle kötü konumda bile hemen böyle sabun gibi kayıp gidebiliyor. Bir anda bir karşı oyun buluyor. Olmayacak bir şekilde bir savunuyor konumu.
kayıp konumları çevirebiliyor, eşitleyebiliyor. Yani kayıp, her oynadığın kayıp konumunun %50'sini bile savunabilsen, yani ya da normalde yaptığından %50'sini daha iyi başarabilsen, zaten benim reytingim 50-60 puan daha fazla olur. Yani bir kere bu savunma olayları çok iyi, çok sakin kalabiliyorlar. En iyi hamleyi baskı altında çok iyi bulabiliyorlar. Yani hisleri o kadar iyi ki hesap bile bazen yapmadan direkt bulabiliyorlar doğru hamleyi. Ben de kendim düşünüyorum, benim hislerim iyidir, doğru hamleyi genelde bulabilirim ama benim doğru hamleyi hislerimle bulduğum konumlar daha çok böyle az çok bildiğimiz konumlar. Yani GM'lerin normalde alışkın olduğu doğal, böyle ha şurada bunu yaparsın. Tabii bazen farklı konumlarda yine yaratıcılıkla bir şeyler buluyorum ama bunlar çok absürt konumlarda bile en iyi hamleyi istikrarlı bir şekilde bulabiliyorlar. Bence bu da çok önemli. Ve açılış illaki önemli ya. Açılışı çok hakimler. Her oynadıkları açılışı, yani ne zaman kime karşı ne oynamaları lazım, bunları çok iyi bir şekilde analiz edip süzebiliyorlar. Bilgileri de çok fazla. Yani çok flexible'lar. O açılıştan bu açılışa bir anda geçebilir. Bir maç gidip Dragon oynayıp diğer maç aslında Fransız oynayabilir. Yani o geçişi çok rahat sağlayabiliyorlar. Bir de sekondantları çok iyi çalışıyor. Çok güzel ayıklıyorlar varyantları. Bunların tek yapması gereken şey tekrar etmek oluyor genelde. O da vakit illaki kazandırıyor. Çok iç içeler satrançta. O da var. Yani habire satranç bakıyor. Ben geçen pandemiden çok önce, yani bir ara evine gitmiştik. İki tane bilgisayar açık, farklı iki konum analiz ediyor. Bambaşka konumlar. Dünya şampiyonluk maçına falan hazırlanıyordu o zamanlar. Carlsen'e karşı. Bildiğin açmış bilgisayarı, yatırmış. Geceden sabaha kadar devam ediyor o analizler. Çok disiplinli, yani her şeyi yapabilen bir adam yani. O yüzden çok paketler. Böyle ben hani böyle taktiksel iyi oynuyorum, o her şeyi iyi yapabiliyor. Tam böyle... Paket. Mesela şeyler falan herhalde bu, hani ben kendi öğrendim, ben şimdi ders vererek hayatımı kazandığım için, keza Özgür de öyle. Yani bizim şimdi mesela işte çocuklara sürekli öğrettiğimiz bu oyun sonları bilmem ne falan, yani hani aşırı derecede de, bir de o konularda artık herhalde otomatikti diye tahmin ediyorum. Yani hani mesela bir oyun sonu, kazanç oyun sonu geldiği zaman orada artık beyin kapanıyor, elleriyle doğru hamleyi buluyordur diye tahmin ediyorum. Yani hani hiç ya öyle... Biz zaten bir konum gösterdik, biz emin değildik işte. 2-3 tane GM var, kazanç mı beraber mi falan, bir baktı kazanç dedi, hemen de fikri söyledi zaten. Biliyor yani, artık düşünmedi bile, orada dediğin gibi senin beyni kapattı, ağzıyla söyledi fikri. Zaten aynı şekilde oyunu bitirildi yani. Rakip şeyde. Yani direkt emin, bir de belkisi falan da yok, direkt biliyorlar konumunu değerlendirme. Oyunlarda da sadece check ediyorlar. Zaten adam biliyor konumunu değerlendirmesini. Kontrol ede de oynuyor. Yani çok eminler. Oyun sonlarını böyle... Aynı şekilde mesela şey için de geçerli. Gibraltar'da oynadım ben geçen sene. Benzer bir konum geldi. MVL şöyle bir baktı. Ha, bu berabere dedi. Kale, file, kale. Tabii bilindik bir final ama yine GM'lerin bazen bilmediği finallerden biri kale file kale sonuçta. NBA bir kafayı uzak. Saf kale file kale mi? Aynen. Temiz. Ya, en üst düzeyde GM'ler savunamıyor bazen. Aynen yani. Ama bir uzattı kafayı, dedi şu beraber, şunu şuraya getirsen kazanç falan filan. Hemen anlattı. Birkaç belki piyon vardı. Biraz imbalans falan olabilir diye düşündük ama yok, sökmüyor yani. Onlar hemen anlıyor konumun değerlendirmesi. Ya peki bu nasıl gelişecek bir şey? Mesela bu konuda bir tahminin var mı? Sanırım çok vakit geçirmekle oluyor. Bir de bir şekilde beyinlerine böyle monte etmiş gibiler yani. Çapalamışlar mı artık? Ne yapmışlar bilmiyorum. O oyun sonlarını eli, yani avuç içi gibi biliyor yani. Yok, ben onu mesela kendi öğrencilerime de söyleyeyim. Burada şimdi bir sürü genç çocuk falan da vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi Cemecan abilerin nasıl bu kadar iyi oynadığını düşünce yani şey yapıyorlardır. Özellikle hani o oyun sonu bilgisi ekstra, yani Cemilcan eğer yanlışsan beni düzelsin, ekstra bir sürü yarım puan. Ve o yarım puanlarda sizin reytinginizi, işte mesela beni şimdi 2450 yapar, Cemilcan'ı 2650 yapar. Öyle değil mi? Yani hani öyle şeyler, yani o ekstra yarım puanlar kadar durup dururken, yani sadece bilgiyle alınan en değerli puanlar bence o yani. Böyle sadece bilgi sayesinde hiç beynini yormadan aldığın o ekstra yarım puanlar o da büyük bir fark getiriyordur herhalde uzun vadede, özellikle o seviyede. Yani
Özgür'ün söylediği gibi biraz önce zaten chat'te de bahsediliyor. Bu hani hissi kötü falan diye birileri yazmış oraya ama hani adamın hissinin kötü olduğu adam kıyasladığım zaman Carlsen belki olabilir. Hani onu beğenmiyorlar. Çünkü vay işte efendim Carlsen'e karşı hisleri oynayamıyormuş da bilmiyorum. Yani Ya oynamayı tabii. versin Carlsen de hani onu yensin ki hani o konuda bile ben çok emin değilim. Carlsen'in bence o sanıldığının aksine hani korkunç bir hesap gücü barındırıyor. Ben hani Karpov için de Carlsen için de aynı şeyi düşünüyorum. Adamların en önemli özelliğinin hep böyle insanlar işte bakıyormuş da anlıyormuş da falan. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Onlar o kadar Bence taktik ki öyle zaten. ben hep şöyle düşünüyorum. O kadar taktik ki herifler oyunu kazanmak için karışık pozisyona ihtiyaç duymuyor. Yani demek Evet. istediğim şey şu. Adam o basit pozisyonu o kadar hızlı çözüyor ki taktiksel olarak. Ondan sonra gidip de adamı vay işte efendim yani mesela şimdi piyon diyelim E5'ten E4'e ilerlediği zaman orada F4 ve D4'ün boşalmasından işte at artık buraya zıplayabiliyor ve oradan B'ne olacak. Mesela o küçük taktikleri o kadar hızlı görüyor ki Karpov'un oyunlarına bakarsanız ne demek istediğimi daha da iyi anlarsınız. Hani o incelikleri anlayıp anlayıp şey yapıyorlarmış gibi hissediyorum. O Ya yüzden bu ayrımların şöyle bir anlamı var. Yani bu Championship Manager ya da Football Manager oynayanları açısından anlatayım. Yani çok iyi futbolcular vardır mesela. Her özellikleri 20 üzerinden 19 ya da 20'dir ya da 18'dir. Hani bu adamların arasındaki fark da belki atıyorum birinin hesabı 19'sa ötekinde 20 yani. Ya da evet. ötekinin oyun sonu bilgisi 20 üzerinden 20 ise ötekinde 19,5 falan. Bu tarz çok minimal farklardan bahsediyoruz. Ama bu minimal farkları mesela hikayeleştirmek çok zor. Çünkü ne diyeceğiz abi? Her şeyi mükemmel yapıyor. Başka ne diyeceğiz? Bitti hikaye. Orada biraz da belki bunu anlatabilmek, aradaki farkları hani Maxim Sigalko örneği geldi. Sigalko diye mi okunuyor? Sigalko mu bilmiyorum da Sigalko herhalde. Neyse. O efsane CM karakteri. Neyse. Sigalko diye yazılıyor değil Hatta mi? Ha. geçenlerde kaybettik kendisini. Allah Evet, rahmet duydum evet. eylesin. Gani gani diyelim. Bizi çok mutlu etti zamanında. Neyse, şöyle diyelim. Yani bu farkı her şeyi mükemmel yapan adamların farkını anlatmak çok zor. Mesela ben Aynen. şimdi sana bir şey soracağım. Ben de anlamıyorum çünkü o anlamadığım şeyi soracağım sana. Tabii. Anlatabilmek için bir şeye ihtiyacımız var. Yani Tal herhalde temel kale oyun sorunlarını bilmiyor falan değil yani. Hani böyle bir şey söylemek herhalde çok komik olur yani. Ya da Ali'nin kazandığı ne oyun sonları var yani. Bunlar zaten her şeyi kusursuza yakın yapan adamlar. Ama 20 üzerinden 19'u 20 üzerinden 20 arasındaki farktan bahsediyoruz. Şimdi ben sana mesela şöyle sorayım. Yani ben mesela bu dönemde üst düzey oyuncuları tarif etmekte çok zorlanıyorum. Caruana'yı da mesela tarif etmekte zorlanıyorum. Yani Caruana'nın stili ne dendiğinde benim kafamda bir şey canlanmıyor. Bu kadar evrensel bir oyuncu mu yoksa bir ayrım var mı? Sen görebiliyor musun? Ya da Mert bunu sana da sorayım. Hani senin görebildiğin bir şey var mı stil olarak diğerlerinden ayırt ederken faydalandığın ya da tarif edebileceğin? Ben hiç öyle şey düşünmedim. Ben kendi adımı pardon yani konuk önce cevap verse daha iyi olurdu ama yine Tabii. geveze mod Abi açıldı kapıyı. kusura bakmayın. Yani burada yani benim düşündüğüm ben de hiç öyle şeyleri anlamıyorum. Ben zaten hani böyle nasıl büyük usta oldum diye bir seri çekiyorum falan. Orada da bahsettim. Mesela bugün birazdan çıkacak partide de göreceksiniz. Yani ben öyle şeyleri rakibin stili şöyleymiş. İşte şunu yaparsam bunu peki böyle şeyler hiç anlayamadım ya hayatım boyunca. Ve o da çok değerli, çok önemli bir şey. Yani hani o yüzden benim için ben o konularda tam bir şeyim. Man kafayım diyebilirim ama şeye gelirsek yani hani hakikaten zor. Şu anda çok fazla dinamik oynanıyor. Ama mesela bazı insanlar ben şöyle değerlendiriyorum. Daha korkak oyuncular var. Yani mesela işte mesela Wojtek bana daha çekingenmiş gibi geliyor. Özel, üst seviyedeki oyunlar için. Yani gidip de Carlsen'le oynarken hani adam ya anlıyorum hamlesinden. Gerçi bir kere yendi ama yani sanki hani berabereyle mutlu olacakmış gibi bir hali var yani. Ama mesela diğer çocuk da her seferinde kaybediyor şu anda Firuja. Ama hani o korku yok. Yani bir ara yakalayacak ve indirecek adam yani. Hani o belli. Sadece zaman meselesi o. Yani belli yani bir yerde indirecek. Ha bu maçta yener demek istemiyorum. Sadece bir yerde ama Carlsen'i böyle patır kütür mat edecek. Rezil olacak Carlsen. Ondan sonra işte yeni dünya şampiyonu. Hani bir ara öyle bir konuşma yaşayacağız yani. Zaten hani dakika başı oluyor onlar ama. O yüzden ben göremiyorum. Ama tabii Cemilcan benden daha iyi biliyordu bu konuları. Onun fikrini ben de duymak istiyorum. Ya bazı oyuncular için bence stilini söylemek çok zor ya. Yani sen konuşurken de düşündüm. Tam o Vojtašek örneğini verdin. Dediğin gibi o birazcık daha çekingen. Ben genellemeye çalışacaktım. Yani böyle
2600'ün altını birazcık daha stillendirebiliriz tarzında diyecektim ama onu da diyemiyorum. Şimdi bu bence oyuncudan oyuncuya değişiyor. Ama benim düşüncem en tepede olmak istiyorsanız evrensel olmanız lazım. Her şeyi senin dediğin gibi o 19 üzerinden 20'yi bir tutturabilmen lazım. Ha 20 üzerinden 20 özelliğin de olacak ama 19 da olabilir, 18 de olabilir. Bazıları birazcık bir tık daha şey kalabiliyor. Yani atıyorum Fabi'nin belki açılış hazırlığı Kalsen'inkinden yarım puan belki fazladır ama o yarım puan da hiçbir bazı fark yaratmıyor. Yani dünya şampiyonluk maçında gördük her şeyi nötr. Ama belki hazırlık olarak daha iyiydi. Bilemiyoruz ki kanıtlayamadığı için de onu da diyemiyorsun. O da ayrı bir konu. O yüzden bence elit seviye olabilmek için evrensel olmak lazım. Yani şu anda da belki Ali Reza'yı durduran tek şey tam evrensel değil. Yani çok daha dinamik oynuyor. Sakinleşebildiği gün birazcık daha pozisyonelde tam oturttuğu anda o senin dediğin muhabbete gireceğiz büyük ihtimalle. Kalsin'i şöyle yendi, böyle yendi falan filan. O geliyor zaten az kaldı. Çünkü her geçen gün daha dün Hari Krishna'yı yendi siyahlarla. Kırışmalı Slav'dan nasıl bir konum elde ettiler ben anlamadım yani. Evet, ben de Hayatım aşırı boyunca şaşırdım. ben Slav oynuyorum. Kırışmalı Slav oynuyorum. Böyle bir parti. Ben o da arkadaşımla şoklardayız yani. Nasıl böyle bir şey oldu? Hari Krishna beyazlarla duvar gibi bir oyuncudur yani. Yenilmez diye böyle 100 maç yapsa ve 95'inde basarsın iddiayı kime karşı olursa olsun. Bayağı dümdüz gitti. Hem de Kırışmalı Slav'da gitti yani. Evet, ben de inanamadım o partiden, hiçbir şey de anlamadım. Özellikle böyle bir taşların birbirine girdiği bir yer vardı. Önce G hattı açıldı, sonra oraya rokumuz atıldı falan, böyle tam Yani deli biz çok saçması. fişte takip ediyoruz. Anlamıyoruz ki. İniyor çıkıyor. Evaluation bar gidip geliyor. 3 veriyor. 1 veriyor. En sonunda ben dışarıdaydım. Babam yazdı. Ali Reza kazandı diye. Bir bakayım dedim maça. Hala anlamıyorum. Çünkü 10 hamle sonrası kazanmış. Ben takip bile edemedim canlı. Ya böyle bir şey yok yani. Bu anormal bir yetenek midir artık? Anlayış mıdır artık? Neyse. Böylece Ali Rıza ile ilgili de hani fikrini sormuş olduk. Ben Çünkü seviyorum zaten. isimler Takım vardı. arkadaşım da olduğu için biraz bir bias var yani. Bir yat şeylik var. Efendim, pardon, duyamadım ben de. Bir destek oluyorum. Bias ne oluyor Türkçesi? Daha şey, yani taraflılık diyelim. Aynen taraflılık var. Aynen öyle. Evet, yani ben tahmin ettim. Ya Çünkü biraz hani Ali Rıza'yı da mesela o Sokolov'un meşhur röportajı var. Ananın gençliğini hatırlatıyor bana dediği. Sanki böyle bilmiyorum, bir benzerlik var gibi diyeceğim ama ben de çok iddialı olmak istemiyorum şimdi. Ben de o taraflı şeyi söylemek istemiyorum. Böylece şeyi de sorduk, hani Ali Rıza sorusunu da sorduk. Şimdi bir çocukluk sorusu. Bir geri bir ileri yapalım. Ne yapıyordun çocukken en çok? Yani böyle mesela satranca ne kadar zaman ayırıyordun? Ayırdığın zamanı nasıl dağıtıyordun? Mesela çok açılış mı çalışıyordun? Daha çok soru mu çözüyordun? Klasikleri mi inceliyordun? İnternette oyun mu oynuyordun? Nasıl bölersin? Bir yüzdeye vursan ne söylersin? aslında cevabı sorunun içinde sen zaten hepsini saydın. Ben zaten bu disiplinimin çoğunu yani aileme borçluyum. Orası kesin. Ben okula ufak yaşlarda giderken sağ olsunlar servisle bile gitmemi istemediler. O arada o kazandığım bir saatte bile ben sabah satranç çalışıyordum. Yani uyandığımda atıyorum beni yani servis ne bileyim 6'yı 50 geçe alacaksa 7:50 geçe evden çıkıyorduk. Beni onlar okula bırakıyordu. O aradaki o bir saatte bile ben güne 10-15 soruyu çözerek başlardım. 10-15 soruyu da çözünce genelde test gibi oluyordu bu benim. Günlük şeyimi böyle biyoritmimi anlıyormuş gibiydik. Yani atıyorum 15'te 12 mi yaptın? Ha bugün biraz bir dikkatli ol. Günümü bile satranç sorusundan anlayabiliyordum. İyi mi geçecek, kötü mü geçecek vesaire. Sonra yani bir yerde bir şey oturttuk. Takvim gibi bir şey oturttuk. Ya bir düzen oturttuk. İşte atıyorum haftada bilmem kaç saat. O zamanlar Ali Hoca ile çalışıyorum. İlk başladım rahmetli Ali İpek'le satranca daha çok çalışmaya başladım. İlk resmi hocam diyebilirim. Teoman Olucan başta satrancı öğretti bana. Ondan sonra işte atıyorum haftada ilk saat Ali Hoca ile çalışma. Ne bileyim bunun dışında online maç yapma. Rapid X miktarda. Klasikleri inceleme, taktik çalışma, açılış çalışma vesaire vesaire. Yani bunların hepsini eşit olarak bölmeye çalışıyordum. Atıyorum günde 8-10 saat, bazen daha fazla satranç çalıştığımda
ikişer saat. Atıyorum kitaptan çalışma, sadece video seyretme, eğitici video. Ben İngilizce de bildiğim için ufak yaştan hep izlerdim böyle eğitici videolar, chess base videoları falan filan. Ne kadar kaynak varsa babam bana indirirdi, verirdi. Derdi bunları çalış. İyi mi kötü mü çok da fazla şey etmezdik. Yani bir GM bir DVD çektiyse ben oturup onu izlerdim. Faydası var mı yok mu? Yani bu bana ne zaman ne yararı olacak hiç önemli değildi. Kaynak mı var? Oku, izle, oyna. Ne varsa. Ben bu bulduğum ne kadar kaynak varsa da hep bitirmeye çalışırdım. Hiçbir zaman böyle bir kaynak yarım kaldı falan filan olayı olmadı. Ne vardıysa süpürdüm yani. Tabakta yemek bırakmadığım gibi kaynakları da sen yanlış hatırlamıyorsam suşi severdin. Özgür abine benim bildiğim böyle suşi yemeği öğreten sevdiren sensin galiba. Ben de Ankara'ya gittiğim zaman Özgür sağ olsun böyle bana hani öyle şey ziyafetler falan çekerdi. Bu arada hani burada pek de kimse bilmediği bir şey. Özgür de pek hani o işlere girmez ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani Özgür'ün bir ara Cemil Can'la çalışmışlığı da var. Böyle beraber Özgür Akman da böyle çok hani tevazu falan gösterir ama boşuna burada hani yayınları satranç bilmiyor çok güzel sorular soruyor diye değil. Bilakis satranç konusunda engin bilgileri sahip olan bir hem antrenör hem de yok yani şaka yapmıyorum hani öyle çok tevazu gösteriyor. Yani Cemil Can'a bile faydalı olabilecek düzeyde. Bilmiyorum Cemil Can da hani onu herhalde onaylayacaktır. Cemil Can'a da faydalı olacak düzeyde satranç bilgisi olan çok iyi bir antrenör ve çok inetli. Satrancı çok seven bir adam. O yüzden hani ben bir Özgür'ün hani o kısmından da bahsetmek istiyorum. Çünkü hani hep böyle Özgür'ü işte hani böyle clickbait için gelmiş gitmiş en büyük satranç gazetecisi falan diyorum ama aslında hani aynı zamanda çok da iyi bir antrenördür Özgür. Beraber yaptığınız çalışmalarda falan benim hatırladım bildiğim kadarıyla hani bayağı bir faydası oldu sana Özgür'ün de. Onu da böyle bir parantez olarak belirtmek istedim. Belki sen de hani bununla alakalı bir şeyler söylemek istersin. Tabii Özgür, yani Özgür Akman reklamlarını yapalım şimdi. Sonra bedavadan çalıştıracağım çünkü onu. O yüzden birazcık yıkayıp yağlamam lazım. Ya ben Amerika'ya gelmeden evvel bir sene bir boşluğum olmuştu. O zamanlarda e-mail'im GM olmaya çalışıyorum. Birkaç tane böyle ağır Agard'ın, ağır dediğim yani bilgi olarak ağır Agard'ın kitapları vardı. Zaten Özgür abi daha iyi anlatır. O kitapları ben okumak istiyorum ama tek başıma olunca bende bir nedense böyle yapası gelmiyor bazen insanın bir şeyler. Hemen dedim Özgür abi birlikte bir çalışalım. Zaten erkenden başlıyorduk biz. Annem de sağ olsun zaten sofrayı diziyordu. Tamam artık. Hem yiyecek var. Benim motivasyon zaten yemek. Bir de çalışacak bir partner. Sağ olsun zaten konumu dizme olsun. Yani o tarz şeylerde destek oluyordu. Birlikte hesaplıyorduk. Artık beyinden böyle yani adını unutacağımız kadar yani adımızı unutacak kadar sonuna kadar çalışıyorduk artık yani ne varsa zaten en sonunda bir yerde bayılıyorduk yani zaten çalışmakta. Yok, ben zaten de çok pardon yine araya girdim ama hani Özgür'ün de mesela senin hakkında onu söyledin yani oturduğu zaman kalkmıyor falan diyordu. Yani yok hani, anlatacağım şimdi zaten bir şeyler. Yani öyle öyle bir ikisinin de böyle bir hani korkunç bir work ethic dedikleri iş ahlakı yani başarılarsa eğer belli ki hani başladıktan sonra çok iyiler. Başlama kısmında zorlanıyorlar ama eğer başlarlarsa ikisi de hani o konuda bayağı bir şey yapan iki adam. Hani ondan da böyle bahsetmek isterim ama Özgür bir şeyler söyledi buyurun. Ben oradan biraz bahsedeyim çünkü komik birkaç şey var. Yani normal bir insanım ben sonuçta. Hani öyle faniyiz sonuçta. Şimdi anormal adamların ne yaptığı konusunda bir kuple sunayım. Şimdi Cem Can bana Türkiye Kupası o dönem işte 2015 sonları 2016 başı Türkiye Kupası. Bir akşam yanıma geldi. Abi işte böyle böyle ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Olmadım ben hayatımda bir defa 2100'ü görmüş adamım. Sen benden ne yapacaksın? Benden ne yapacaksın? Senin 2 dakikada hesapladığın şeyi benim 20 dakikada hesaplayıp hesaplayamayacağım belli. Yok abi senin bilgin iyi falan bir şeyler dedi sağ olsun. İyi dedik yapalım böyle bir şeyler. Bir de boş zamanım oluyor yani partner lazım dedi. Sabahları 9'da hatta bir de tıpkı çocuk dönemi gibi o zaman hani ben de arabayla daha rahat seyahat ediyorum ve tek bir öğrencim var sadece. Hani biraz daha zamanım müsait. Abi sen bizim eve gelebilir misin? Hani ben çok vakit kaybetmek istemiyorum falan. Tabii canım ben de ciddiye aldım şimdi. Türk satrancıda büyük hizmetlerim olacak. Yani bir yetişirse benim de müthiş katkılarım olacak falan. Tabii ben sevinçle
İşte ailemi, şu anki eşime, o zamanki sevgilime anlattım. İşte böyle böyle bir şey yapacağız falan diye. Bu arada sabah çıkıyorum ama trafiğe yakalanıyorum falan. İşte 9'da evde olmam lazım ama 15 dakika geç kalıyorum. Cemilcan her sabah saat 9'da WhatsApp'tan, yani kopyala yapıştır mı yapıyor yoksa her sabah aynı mesajı tekrar mı yazıyor bilmiyorum ama abi ben hazırım mesajını mutlaka atıyor yani. Her sabah 9'da çocuklar, gençler. Hani satrançta ilerlemek isteyenler. Eve gidiyoruz. Ya şimdi ben gençken çok satranç çalıştım. Çok kötü olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Hani kondisyonum da çok kötü değildir aslında. Oynarken ayrı bir şey. Oynarken bir yerden sonra saçmalıyoruz tabii ki ama bütün gün satrançta geçirebilirim. Fakat 5. 6. saatin sonunda benim artık beyin yanmaya başlıyor. Yani çünkü bir de zaten çok zor sorular. Adam zaten benden çok daha hızlı hesaplıyor falan. Bir de hiçbir zaman böyle hesap gücü kuvvetli birisi olmadım ben. Hani oyuncu olarak beni tanıyanlar bilir. Benim beyin yanıyor. Bir ara böyle bir koltuğa atıyorum kendime. Böyle eller teslim ol teslim oluyorum şeklinde. Sonra Cemcan hızlanıyor orada, tempoyu arttırıyor falan. Bir yana da şey yapıyor. Abi diyor, hani bu noktada kendini zorlarsan daha da iyi olur falan diyor. Ya bir şekilde hani ben de şimdi çok mütevazı davranmayacağım. Beyin yanıyor. Zaten adamın hızına yetişemiyorum ama yönlendiriyorum. Bir de ısrarla her şeyi körleme yapıyoruz. Yani ben de Cemilcan'ı öyle zorluyorum. Mesela o da bazen körlemeden kaçmak istiyor, oynatmak istiyor. Ben de ısrarla zorluyorum. Yani kitaptaki bütün varyantları bulduruyor. Benimki de öyle bir işkence. Ki yani öğrencilerime de yapıyorum, bilen bilir. Biraz işkenceci taraflarım var. Kendim İşkenceydir abi. yapamadım. Öğrenci işkenceydir. Yani o yüzden şey yani. Ve hani hakikaten günün sonunda artık yani Cemilcan yoruluyor mu bilmiyorum, çok anlayamıyordum ama benim hani artık hayata küsesim geliyordu. Eve gidiyordum. Eve gider gitmez uykuya yatıyordum. Yani hatta bazen hani Cemilcan'ın annesi dönüyor 9-9.30'a kadar falan. Sabah 9'da girip akşam 9.30'da Cemilcan'ın evinden çıkmışlığım var yani. En son böyle artık yıldırım oynuyorduk. Bir de yani o sırada bana da faydası, ben de çok garip garip şeylere saplamaya başlamıştım. Çünkü anlı kendim anlayamadığım şekilde filan. Neyse böyle çok ilginç bir dönem oldu. Yani o dönem bir gün 5'te dersim var mesela. Gitmem lazım yani. Sabah 9 akşam 5, zaten mesai yapmışız resmen. Ama çıkmam lazım. Cemcan suratıma bakıyor böyle acınacı acı şey, böyle kendini acındırır gibi. Aa, bugün biraz az çalıştık falan diyor yani. Ben bakıyorum suratına, ne diyor bu ya falan diye. Sonra ben derse gidiyorum. Zar zor yetişiyorum falan. Cemilcan bu arada şey yani, ya sattan çalışıyor ya da evinin yakında bir spor salonu vardı, oraya gidiyordu çalışmaya. Yani hani disiplin ve satrançta başarı böyle bir şey. Mesela ben şimdi burada Erol'u görüyorum chatte. Erol'un böyle satrançta büyük hedefleri olduğunu tahmin ediyorum. Bu açıdan Cemilcan hani spor ahlakı açısından böyle bir örnek. Hani benden paylaşmamı istemişti. Ne kadar faydan da oldu onu da bilmiyorum ama mesela Cemilcan o sene 2 norma aldı ve ben çok mutlu olmuştum o norma aldığında. Daha sonra yani bunu da anlatayım Cemilcan, çünkü bu da inanılmaz bir hikaye. Yani, Birazcık Özgür Bey, isterseniz Cemilcan ama bu biraz çok güzel bir hikaye biliyorum. Ama konuşsun. Cemilcan'ı anlatıyorum. Kendimi övme kısmı değil mi? Cemilcan hikayesi. Çünkü burada esas olan benim ne yaptığım değil. O ayrı konu. Cemilcan'ın disiplinden bahsedeceğim. Adam Amerika'ya gitti. Gemi olmaya çalışıyor. Ve yani bu arada etrafında her tarafta GM'ler var falan, 2600'ler var. Abi dedi, senle şu işi Amerika'dan da deneyelim dedi Skype'tan. Ben de onu anlatacaktım aslında, komik O olur. Ben felaket de bir var. hikaye. Yani hani o zaman sen anlat. Yok yok, sen anlat, sen anlat. Ya Merak şimdi ediyorum. dedim yapalım Cemilcan'cığım, da senin etrafında GM'ler var. Sen zaten hani GM olmak üzeresin falan. Benim ne olduğum belli değil yani. 2100'den düşme 1900'ü falan. Hani ne yapıyorsun oğlum, hani deli misin sen falan. Neyse demedim tabii bunları Cemilcan'a açıkladı. Tabii yaparız Cemilcan'cığım dedim. Ha bu arada başka bir GM arkadaşımız, Mert değil ama bir başkası şey dedi bana, yani çocuğa zarar veriyorsun ya falan demişti. Neyse. Sonra başladık ama bu arada yani ben ancak böyle öğleden sonra 15 gibi falan ayarlayabiliyorum. Amerika'da yerel saat sabah 5-6 filan. Yok artık. Adam bunu yapmak için, bu adam ekranda benim altında gördüğünüz adam, bunu yapmak için sabah 5'te kalkıyordu ve zorluyordu kendini ve çok zorlanıyordu. Evet. İnanılmaz derecede İyi zorluyordu. çalışmıyordu ya 5'te ama Kendini zorluyordu. Sen anlat. aynen ya, zaten o 5'te kalktığım günler ben masaya, zaten masadan alıyordum laptopu, yatağa geri gidiyordum ama uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Bir de konumlar cidden ağır yani,
Beyaz oynar iki hamlede mat eder çözmüyoruz biz orada artık. GM olmaya çalıştığım için baya ağır böyle Agard'ın o zor kitapları. Yani ben zaten diyorum, bazen diyordum nereden girdik bu işin içine senin şeyini satrancını da falan filan. Kendimi zor tutuyorum ama mecbursun çünkü aynı zamanda okula gidiyorum. Başka da vakit yok. Türkiye saatiyle arada 9-10 saat neyse o zaman fark var. Farktan dolayı da benim okulum bittiği zaman zaten Türkiye'de gece yarısını geçmiş oluyor. Not convenient. Yani iyi bir zaman dilimi değil. O yüzden bir de ben de günün ortasında da okul ödevlerim falan filan deadline'lar varken mecburen dedim sabah 5'te kalkacağız. Tek Yani yolu. işte bu demek Yani bu ki inanılmaz bir iş ahlak. demek ki yani Başır aslında böyle geliyor. Yani çok da yani şimdi buraya böyle hani bir sürü insan geldi. Şu ana kadar ben daha böyle aşırı yetenekli olan. Yani hiç çalışmadım ben ya. Ya böyle başarılı olurum. Ben başarı benim soyadım falan. Hani öyle birisini duymadım yani. Hani hep soruluyor çünkü chat'te falan. Yok hocam ne yapalım? Çalışın. Yani bir zahmet olacak ama bir zahmet bir çalışın. Bir şey yapın. Ben ya hatta bu yayını seyreden gençler falan var böyle sürekli seyrediyorlar ediyorlar. Seyretmeyin yani. Hani işte yok o mu iyi bu Ben mu de iyi bir yayınımda seyretmeyin çalışın demiştim yani. yani. Hani eğer başarılı olmak istiyorsanız çalışın. Ama hani satrançta illa başarılı olacağım diye bir şey kaydede yok. Başarılı olmak zorunda değil insan. Hani bu işten zevk de alabilirsiniz ve çok da zevkli bir şey. Biz bayılıyoruz yani buradaki 3 insan da bayılıyor ki sizin de bayıldığınızı tahmin ediyoruz bu gece vakti hani bizi seyrettiğinize göre. Ama yani hani burada başarılı olmak isteyenlerin yapması gereken şey çalışmak. Çok da şey yapmamak. Yani başarı böyle zekayla şeyle falan elde edilen bir şey değil. Başarı çalışarak elde edilen bir şey dedikten sonra Özgür Bey izninizle bir Tabii. tane daha Cemilcan Ali Sen Baran'ın açarken Farsi ben bir bakmak şey istiyorum. ekleyeyim. Sen Evet. açarken ben bir şey ekleyeyim. Mesela şimdi ben Cemilcan'la satmensel alanda çok vakit geçirdiğim için o Barış Esen'le olan mesela Flash 2 hamlesi, o otomatik yapılmış Flash 2 hamlesi beni şaşırtmıyor. Çünkü ben zeka şoku geçirip böyle 3-4 hamle bir şey hesapladığımda adam zaten onu hesaplamış, oradaki değerlendirmeyi yapıyor, ayrıntısını falan düşünüyor oluyor. Yani hani bu şekilde yıllarca çalışarak bu noktaya gelmiş. Diyeyim ve hani neden bu kadar hesap gücünün mesela öne çıktığı, nedense böyle Cemilcan'da öne Şimdi çıkıyor. Böyle bir sırrı var diyeyim. ben Sanırım bir baştan oyna. tekrar bu partiyi göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu da benim Türkiye Ligi'ndeki aslında büyük şanssızlıklarımdan bir tanesidir. Şöyle ki burada siyahlarla kaybeden oyuncu Ernesto Inarkiev benim o zaman kaptanı olduğum takımın Ya onu unuttum ben ya. Bir süre hayır hayır söyle. yok yok unutacak bir şey yok. Hayır bu hep aynı şey başıma geliyor. Yani böyle bir takımın kaptanlığını yapıyorum. Ondan sonra ne zaman böyle işte dünyanın böyle sayılı önemli büyük ustalarından bir tanesi takımı alsak ondan sonra adamların formsuz olacağı ya formsuz olacağı değil. Bu parti Cemilcan tarafından çok güzel oynandı ama formsuzluk dedim. Yani bu partiyi kaybedip kurtulsak iyi. Hani böyle bir sürü daha sonra Cemilcan bir de adamı halka arz etti. Yani hani bundan sonra daha da fazla partiler kaybetmeye başladı. Hani böyle bir kötü anımız var. Ama bu partide bir taraftan yine Cemilcan tarafında hani oynanmış bayağı sert. Ve de o zamanlar bu London teorisinin, bu Londra sistem teorisinin böyle bayağı geliştiği zamanlar belki katkısı bile olmuştu onun teorisine. Deyip hızlıca bir London severlere gösterim partiyi. Ya yani hakikaten böyle korkunç bir saldırı partisi. E3, C5, at. Ya şey zaten maçtan önce ben rakibe çalışıyorum. E4 oynayacaktım başta. Ama çok fazla şey oynuyor Inarkiev. Ben de kendimi London oynamak istiyorum o gün belli. İçimden o geçiyor ama bir bahane lazım. Bir baktım yemekte Ervin Özkan dedim. Cevabını bildiğim bir soruyu sorayım en azından şey olsun içim rahatlasın. Dedim Ervin abi ya Inarkiev'le oynuyorum ne oynayayım? Dedi London oyna. Zaten biliyordum yani cevabı. Ben de bu varyantı çalıştım. İşin komiği varyantı karıştırıyorum maçta. Evet. Ama anormal bir maça dönüşüyor karıştırdıktan sonra. Fil D6 bu Nakamura'nın bulduğu bir şey bu C4. Yok pardon. Vesson'un bulduğu bir şey galiba öyle değil mi? Bu C4 E4 Şey at oynadı H5 ya. hikayesi. Kamsky Nakamura oynadı bizden evvel galiba. Ama Biz ondan önce de ilk önce sanki ben oynadık. Vesso buldu diye hatırlıyorum ama Olabilir. doğrudur. Çok önemli değil. O meşhur bu E5'i feda etmeli hikaye. Burada Doğrudur. sen at DF3 oynuyorsun. Burada sanki G4 teori diye biliyorum ben ama. At DF3 Bu da var hayır, galiba. hazırlık değildi galiba. Hatırlayamadım artık. Ha yok F6'yı at D3 çekmem lazımdı. Burada Kötü. ben Beyaz. mesela bu Sedlan kitabında at alır C6 gördüm diye hatırlıyorum. Ama burada Doğru.
Cemilcan Gerard oynuyor. Burada at D3 belki de Cemilcan yeniliği de ağzından kaçırdı. Bunu hemen not alsın satranç geekleri. Hatırlamıyorum şimdi. Burada at D3 Cemilcan'ın yeniliğiymiş arkadaşlar. Hemen flash haber. Cemilcan Ali Marendi'nin yeniliğini ortaya çıkardık. Açsınlar bir LC0 ve Stockfish çıkıyor zaten. burada G4 tabii. Bu asıl daha Cemilcan var ya. Yani ne taş isterken taş istemek bayılır böyle saçma sapan işleri. O yüzden normal hamleler yapınca bir rahatsızlık hissediyor. Yani. Ben karıştırdım ama 1.32 ile falan oynuyorum. İnarkiev şok zaten. Evet. Yani bu kadar hızlı böyle saçma bir hamleyi kim oynar? Hazırlanmış bir oyuncu oynar. Evet doğru. At o his oyuncu verdikten alıp... sonra artık sür dedim. Hesaplamıyorum bir de ben hiçbir şey. Elimle oynuyorum yani. Adam da şoklarda zaten. Ya bu herif ne hazırladı falan filan derken. Bir baktım kaldı 45 dakikası falan kaldı şu konumda. E5 oynarken bir de buraya bir de H5 geliyor. Biliyorsunuz evet. Piyonları sayarak oynamıyoruz satranç. Öyle değil mi? Piyon yok. Saymaya gelmedik, oyun oynamaya geldik. O yüzden H5, G4 alırsan G6'yı alacağım. Ve ondan sonra H7'ler başlıyor. O yüzden bir ara hamle yapıyor ama tahmin edeceğiniz gibi umurumuzda değil. Atı istiyor. At 3 puan. Sana öğretmediler galiba. Grovic bunu bahsetmedi de galiba ama at 3 puan. Atış puanı 3 puan, 3 piyon alınca aynısı oluyor falan. Evet, evet. Onu öğretmiş galiba. Siz o konuyu şey yapmışsınız. Burada HG6 alıyor ve fil G4 artık at kaçamayacak hale geliyor. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam bu at oyunu bitiren at. Öyle değil mi? Bu şu anda açmazdaki evet, hiçbir yere gidemeyen at oyunu bitirecek. Biraz sonra ya, inanılmaz bir diyagram. Buradan duru at ya bu. Evet. Burada hayal etmek mümkün değil ama şu anda açmazda gördüğünüz bu at oyunu bitirecek biraz sonra. Pardon, çok pardon. Kale alır H7'de. Şimdi eğer alırsanız G7'den sonra H8 vezir tehdidi var. O yüzden alamıyor. Kale G8 geliyor ve şimdi burada vezir A4 hamlesi. Şimdi C6'ya saldırıyor. A8'deki kale ve D6'daki fil boşta olduğu için F3'e dokunamıyor. Bir tanesi boşta kalacak. Öyle değil mi? Eğer şah F8 giderse de bir sıkıntılar, oklar moklar derdik biz. Şeyler oluyor orada. Bir daha şahı. Bazı çıkar. Oklar olacak. Vezir D5 bir şey. O yüzden yapalım. Kale C8 oynayınca şimdi artık Truva atı önce kendisini mi kurtarıyor? Yani orada içeri askerleri sakladık aynen. Şimdi. At burada 5 dakikası falan var zaten inerken. Benim 1 saat 15 dakika falan. At F5 gelince burada tabii ki doğal olarak burada bu basit hamle yapıyoruz. At E4 hamlesiyle. Şimdi bu zaten dediğim gibi bu at artık yemin etmiş. Gereksiz. O at bize oyunu kazandıracak yani. O artık şey kader ağlarını örmüş burada. İnerken kurtuluşu yok. Fil E'yi de oynuyor. F6'yı ve D6 istek de. D alır E4'de yanlış hatırlamıyorsam vezir C4 gibi bir şey vezir var. Vezir C4 falan bir şeyler evet, var. Evet buraları ve buraları istiyor. Ya da her vezir şey. C4 artık hangisiyse. Burada her şey güzel. Hatırlamıyoruz artık. At E4 oynayınca fil E'yi de oynuyor. Fil E'yi diye basitçe filimiz çıkıyoruz. Çünkü biliyorsunuz atları da saymıyoruz. Fil F4 filimiz daha güzel bir çapraza gelsin. Atla alamasın filimizi. D4'de şimdi vezir B3 var. Vezir D5'e fil C4 var. Evet. Evet, o yüzden şimdi vezir B6 geliyor yine Erkiev. Basitçe kalemizi veriyoruz. Yine atla alırsa at D6, at F6, 500 tane taktik var. O yüzden şahla alıyor. Şahımızı çekiyoruz vezir A3'te. Şimdi ne yapacaksın? D6 karesi, biraz önce fil F4 ile koruduğumuz kare o kadar önemli ki. Burada şah E8'e giderse F6'lar boşta. D8'e gittiği zaman at D6 falan bile var galiba değil mi? Ki at C5 bile var galiba değil mi? Çok evet. Fazla imkan var yani o kadar her çok şey var ki. O yüzden C5 kusuyor burada bizim oyuncu. Ben burada tabii burada ben artık kendimi tırmalamaya başlıyorum. Bir de o maçı kaybediyoruz galiba. Ben de Erdin'le oynuyorum bu sırada. Ben de orada kendimi tırmalıyorum. İşte adam şey olduk ve biz bu maçı kaybettik yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyon olacağız diye girdiğimiz bu yola sayenizde kaybettik diye hatırlıyorum. Neyse at alır C5. Şah T8 şimdi kaçıyor. Basitçe kalemizi oyuna sokuyoruz. Bu Grevich'in işleri işte arkadaşlar. Grevich'in en büyük faydası. Bu çocuklara yaptığı en büyük fayda A1'deki kalenin de oyuna sok evladım ben diye. Ben o Şah D2 oynadığım anı hatırlıyorum zaten. Kale gelecek oyuna. At H4, fil D3. Taşlarını taş Grevich çıkıyorum. Burada değil mi? Öyle bir de taşlarını böyle kötü bir Türkçeyle taşlarını evet. Falan diye. Simple chess işte. Grevich diyor evet. Ya at G6 oynayınca burada tabii ki artık burada savunmacıyı yok edip son taşımızı da oyuna sokuyoruz. Basit satranç. Evet, basit. Basit, basit taşlarını ve böyle gelince de artık burada Truva atı bir daha artık şahlanıyor. At B'yi de alamıyorsunuz çünkü vezir D6 ve vezir F6'dan sonra mat oluyor.
o sebepten ötürü şah D7 oynuyor. Kale E7 şah. Şah C6 oynayınca burada işte vezir C5'tir. Ay pardon, vezir D6'ya şah B5 kaçacak ama vezir A4 oynayınca burada beyefendi terk tuşuna bastı. Çünkü vezir B5'e burada at A5 şah. Sonra buradan şah. Sonra böyle de mat edecekti. Ben burada çıldırıyorum. Lanet olsun. Kimi aldıysak bir türlü tutamadık falan. Cemil Can da böyle el sıkıyor falan. Buraları bir de ben Zeitnot'u falan seyrettiğimi hatırlıyorum. Yani Zeitnot'u derken bizim zavallı Zeitnot'u. Benim Zeitnot'um değil zaten. Rakibim ben yani. Bende öyle bir durum yok. Ben kendi tarafından böyle çöktüm. Acaba kurtulacak mı? Çünkü bir de hani adam 2684. Hani ben sanki hep böyle bir şey, hani bir şey olacak, hani bir atı falan herhalde veya işte kaleleri böyle vezir gibi giderek bir kurtulacak falan diye bekliyorum ama burada Cemil Can böyle mükemmel bir parti kazandı. Bu arada Mert Erdoğdu'nun konuklarının oyunlarını gösterirken ilk kez kazandık diye anlatmadığı bir oyun bu yani. Hani çünkü Mert Erdoğdu diğer tarafta kaybediyordu, o yüzden yani ben yenik sayıldım bu parti kaybedince, o yüzden buna şey yapılamadım. Bunu kazandık diye anlatamadı. Ama böyle bayağı enteresan, bayağı güzel bir partiydi bu da. Ya bir de bundan sonra bir özgüven geldi. Bir sonraki tur Hatay'la oynuyoruz. Kaptan artık bana sordu. Dedi genç masada Alexenko ile beyaz mı oynamak istersin? Birinci masada siyahlı Yakovenko ile mi oynamak istersin? Yakovenko da 2750. Dedim koy 2750'yi, ben siyahla dayanırım. Zaten darmadağın oldum çıktım da. Yani gidip beyazla otursam beraber yapıp çıkardım büyük ihtimalle Alexenko ile. Hele bu maçtan sonra zaten yani millet berabere teklif edeyim diye ağzımın içine bakıyordu o turnuva. O özgüven çok ya, ters bu patladı. Hakikaten, bu hakikaten yani inanılmaz bir parti. Benim için de hiç güzel anıları olmayan bir parti. O yüzden yani ben yüzden bunu hatırlıyorum. Çünkü hani bu lig konusunda da yani o kadar transferler bilmem ne, koca koca adamlar işte EVN'in Nayer'ler bilmem neler, ne zaman benim işte ya evet, Nayer ne kötü şey yaptı ya o sene. Abi, Avrupa şampiyonu olmuştu o sene bile değil mi? Kim geldiyse sorma ya. Ne yaptı? Pardon. Bir beni yendi Nayer o ligde. O da ben BL'den gelmişim. Yorgun argın anca öyle. Yani vallahi ağlayacaktım. Yani hani o Aqua maçtaki senelerin böyle şeyle geçti yani. Tam şampiyon olacağız diye gidiyoruz ve ondan sonra böyle işte çatır çutur oyunlar kaybediyoruz. Transfer şampiyonluğunu şey. Kimseye bırakmayıp diyorsun. Yani sormayın. Peki. Evet ya. Sorulara devam edeceğim ben. Hemen tabii araya... tabii buyur. Ya şimdi hem insanların yani chatte sorulan sorular var. Yani bir tanesini sorayım. Biraz daha Erman Üsküdar ile senin bir röportajın olmuştu bir ara. Orada bir gemi hikayesi varmış. Onu burada da anlatabilir misin diyelim. Biraz böyle Cemil Can değil, sen kendisi çıktı bir şeydi o. Evet, annemin anlattı o. Ama fark etmez. Aynı hikayede ben de varım sonuçta. Gemi Ankara'dan, yani neyse Türkiye'den, Ankara'dan İtalya'ya gideceğiz. Yani başta bir otobüs yolculuğumuz oldu. Yunanistan'ın sınırlarına kadar. Yani neden Türkiye'den İtalya'ya gemiyle gidilir, o kadarını ben hatırlamıyorum tabii. Ne kadar uzun sürmesi lazım normalde onu da bilmiyorum. Hatta bilmeyenler chat'e bence tahminlerini yazsın. Sizce kaç saat sürmüştür o Ankara'dan İtalya'ya yolculuk diye. İki gün sürmüş müdür ya? Ne? İki gün sürmüş müdür? İki gün, aynen işte o civarda falan. 52 saat mi ne sürüyor? Ya tabii annem daha güzel anlatıyor ama işte İgnomenitsya'ya, o neyse Yunanistan'ın sınırına geldik. Gemiye bindik falan. Gemide bizim işte gemiye binerken biletlere falan bakıyorlar. Biz de gemi deyince böyle odamız falan var falan gibisinden bindik. Meğerse bize böyle lobi tarzında bir alan, lobi bile değil, açık alan vermişler. Öyle gideceğiz. Biletlere de bakan bir Türk şahıs varmıştı. Siz dedi işte kaynayın şu şekilde ama böyle lobi tarzı bir alana, en azından bar kenarında falan oturabilirsiniz diye. İşte biz de o şekilde. Annem bana böyle yatak tarzında bir şeyler yapıyor. Yatak yok tabii orada da, yerde yatıyoruz. Ben yatakta yatıyormuşum gibisinden rahat etmem için işte yastıklar, mastıklar, battaniye, elinden geleni yapıyor. Yazık, annem de bar taburesinde böyle sabaha kadar oturmuş. Tabii bana bakıyor, eşyalara bakıyor. İşte kimseler de uyanmadan böyle hemen bir elini yüzünü yıkamış. Sormuşlar işte anneme, ya siz uyudunuz mu falan diye.
annem de ne desin ya. Tabii canım çok iyi uyudum falan tarzında cevaplar veriyor. Sağ olsun çok fedakarlık etti o da. Yani ne yapsın ben uyuyorum orada sonuçta. Turnuvaya gidiyoruz. Bir de önceki sene de Avrupa şampiyonu olmuşum. Sonuçta unvan bende falan. Neyse birazcık darmadağın olduk o şeyde. Turnuvada. Böyle diyorsun, telef Turnuvada. olduk ya, evet. Ha, telef olduk. Dönüşte neyse ki odamız vardı ama turnuva kötü geçtikten sonra yani şey oluyor insan. Dönüşü çok düşünmüyor. Benim hep en iyi turnuvalarım en kötü şartlarda Ha, geçmişti. ben de onu diyecektim. Şartlar kötüleştikçe performans artıyor, değil mi? Bunu teyit edebilir Evet. misin Mert sen de? Yok, ben bilakis ben iyi oynadığım turnuvalarda hep çok mutlu olduğum zaman iyi oynuyorum. Mesela öyle çift tur oynadığım, kötü yerde kaldığım zaman değil. Ben bilakis böyle işte özellikle mutlu olduğum, oyun oynadığım, arkadaşlarımla olduğum falan turnuvalarım benim daha başarılı geçiyor. Yani ne bileyim işte mesela Selim'le, işte Eser'le, ondan sonra böyle arkadaşlarımla bir aradayken işte oyunlar bilmem neler öyle çok çalışmayıp, çünkü hani ben hep şeye inanıyordum. Hani çalışma evde yapılır. Yani turnuva sırasında bir şeyleri hatırlarsın tabii ki ama özellikle hani open turnuvalarda bilmem nerede falan çalışma evde yapılır ekolüyüm. Öyle çok fazla hala çalışmıyorum yani öyle turnuvalarda. Rakibin ne yaptığına bakıyorum ama hani eskiden yaptığım gibi, çok daha eskiden yaptığım gibi böyle hani rakiplere saatlerce 5 saat 6 saat açılış hazırlığı hiç yapmadım. Cemilcan, sende durum ne? Ya ben de hep böyle gariban turnuvalarda ne bileyim Gürcistan'da yine Avrupa şampiyonu olduğumda yemekte sigara böreğiyle salatalık çıkıyordu yani. Biz bunları yiye yiye bir anda Avrupa şampiyonu olduk. Yani tabii otel lükstü fena değildi ama şartları yine içinde kötüydü. Nedense ben hep o şartlarda birazcık daha böyle savaşçı ruhumu tahtaya yansıtabiliyorum. Çok rahat olunca rahatlık batıyor gibi oluyor. Batınca da oynayamıyorum yani. Tabii ben de seviyorum yani bir arkadaşlık falan filan onlar güzel oluyor. Ama biraz zorlanmam gerekiyor ya turnuvada böyle her şey perfect olunca olmuyor. Mesela burada kapalı turnuvalarda bazen maçlarda sushi geliyor falan filan. Ya ben nasıl oynayayım şimdi? Yanda sushi var. Atıyorum orada GM'ler toplanmış maç arasında sohbet muhabbet dönüyor. Maç hakkında değil. Dikkat dağılıyor. Ben orada 2650'ye konum tutmaya çalışıyorum mesela. Bir yandan sushi var. Hamle yapıp sushi mi yemek lazım? Konumu mu düşünmek lazım? Sushi Tabii problemi. olmuyor. Tabii o işin şakası. Bir kere geldi o sushi ama yani yine de bazen inanılmaz şartlarda oynanmıyor ya bence. Yani evet, bizim bu Selim'le aslında Selim Çıtak'la eski bir tartışma konumuzdu. Biz yani şartlar kötüleştikçe performans artar teorimiz vardı. Farklı Yok, görüşler çıktı. ben hiç öyle değilim. Ben hep mutlu olduğum zaman daha iyi oynuyorum. Kendi adım. Peki şimdi tarihi bir soru. Yine chat'ten geldi bu soru. Yani sanırım bir ara Mert Erdoğdu'yla Alper Olcayız bu konuyu da ele almalılar. Farklı tarafları seçip aynı Neymiş tarafları abi? seçiyorlarsa ama bu meşhur gerçekleşmeyen Karpov Fischer maçı. Oynansa ne olurdu? Cemilcan Hocam ne düşünüyor diye soruyorlar. Israrla, bağırarak soruyor. Ben de onu kırmıyorum. Sana iletiyorum. Aslında hiç düşünmediğim bir soru. Ya, o yüzden tam da bilmiyorum cevabı ne olurdu. Emin değilim aslında bilmiyorum. Keşke görseydik de cevabını kendileri kanıtlasaydı. Yani bilmiyorum. Aslında bu soruda bir cevap vermeyeceğim. Çünkü ben çok fazla Fischerci değilim. Çok fazla Karpovcu da değilim. O yüzden taraf da tutamıyorum. Bir tarafçılık da yapamıyorum. Yapamayınca zor oluyor cevap vermek. Ben Evet söyleyeyim kendi mesela. düşüncemi. Ben daha önce sormuştum bunu. Yani bilmiyorum, benim bir ederi var mı, para eder mi düşüneceğim bilmiyorum ama ben de söylemiş olayım. Hani Özgür Bey hiç ben adam değilmişim beni geçti ama şunu söyleyeyim. Maşallah. Yani Süper abi ben şu. şunu düşünüyorum. Eğer 72'deki Fischer'le 75'te Karpov oynasa muhtemelen Fischer ağır basardı ama 75'teki Fischer Karpov'la oynayamazdı. Yani Karpov kazanırdı o maçı. Bu cevabı hatırladım ben izliyordum aslında o Evet kısmı yani onu yani. da Keşke söylemiştim aynı galiba değil cevabı mi? verseydin. Hep aynı cevap çünkü İstediğim öyle belli düşünüyorum olurdu. yani şey Yok yok. yok hatırlıyorum bu Ama cevabı. mantık yani o kadar sene oynamayan adamdan oyuncu falan olmaz yani o oynamayıp da gidip şey yapmak mümkün değil yani ama Bir de o aradaki o zamanın 3 senesi de iyiydi yani. İyi ilerledi evet zaten. yani hiç oynamadan yani ben şans olacağını sanmıyorum yani eğer 75'li maç olsaydı kesinlikle Karpov yenerdi. Fischer de onu biliyordu bence. Yani daha önce Doğru. de adam hatayı şeyde yaptı. O 3 sene boyunca satrancı bırakarak maçı kaybetti zaten. Bence.
deyip. Ya aynen. Ya ben fişerci karpovcu değilim dedim ama yani hepsinin maçlarını zamanında analiz ettim. Gürevic Bu zorla arada bizi. mesela ben de işte onu geçenlerde konuşuyorduk. Yani ben de mesela hani Alper abiyle işte bu Karpov Kasparov hikayesine falan giriştik ya. Mesela hani öyle bir tartışma yaptık Cemcan. Ben de mesela hani orada da yani mesela çok biliyorum Karpov'u. Ki belki de Karpov'a en çok baktığım dünya şampiyonlarından bir tanesi. Ki ben de aleyhinci olmama rağmen, Kaspar Hoca olmama rağmen, tamam mı? Şöyle bir düşünüyorum. O kadar çok işte Karpov'un Gereğinden maestro. fazla biliyoruz. Biraz fazla biliyorum yani gereğinden. O da çok iyi. Keşke Kasparov'a odaklanmışsaymışım da belki daha iyi olurdu ama neyse artık. Özgür Hoca'dan bir soru gelmemişken hazır. Ben hemen Aynen, şu yeni bir Jordan partiye. Ivanov partisine bunu hatta biraz önce Özgür söyledi. Türkiye'nin ilk büyük ustası Suat Atalık ona Michael Jordan Ivanov derdi eskiden. Böyle komiklikleri vardı. Michael Jordan Ivanov partisine bakalım. Nasıl oynanmış bu parti? Siyahlarla Aynı kazandığımız sene bu arada şeyle o Barış abiyle gösterdiğim maç var ya, aynı sene birkaç ay sonra. Aynı Ben iyi sene. olur falan Sen onunla. yine tahmin ediyorum o zaman yine 13 yaşındasın. Aynen. Evet. Bu da A4'e C5. Bu da Gurevic'in işleri herhalde. Öyle değil mi? Evet Böyle evet şeyler klasik. hep anlatıp dururdu. O C. C5'leri beynimize soktu zaten. Ondan sonra ne olduysa öyle oldu. O ben bir de bunu görünce aklıma hep şey geliyor Cemilcan. Ben sana neden Fransa oynuyorum? Neden seninle oynarken hep C4 oynadığım aklıma geliyor. Çünkü Cemilcan'ın bir Fransa oynayışı var. Öyle aktif, öyle şey ki insanı E4 oynamaktan soğutuyor. Yani bu formasyon çünkü senin 150 kere böyle baklana Evet. rahatça beraber yaparken gördüm. Bizim bu meşhur Çeşme'de beraber kaldığımız bir turnuva vardı hatırlarsın. Evet, Sen böyle aynen. herkesi yenerken bir Dedim baklana berabere taktım baklana böyle. böyle siyahlarla böyle hiç şeysiz sorunsuz beraber falan takmıştın. Bu piyon yapısını sürekli oynuyor ve siyahlarla. Ben de şimdi taraş oynadığım için hani bu piyon Evet. yapısında aslında hani korkulacak bir şey olmadığını insanlara anlatmak adına görüyorsunuz Cemil Can da bunu oynuyor. Çok önemli, çok güzel bir yöntem. Bu filaki de bayağı güzel fikre benziyor. Tabii DC5 alarak yapsaymış daha iyiymiş herhalde. Dedikten sonra filaki C4. Fili C8'dekisini çıkarmak istemedi belki. C8 Doğru. filini. Ya burada kaçırdı işte. Bir hamle kaçırdı. O kaçırdığı hamleden dolayı. İşte bunu kaçırdı. Sonra geçmiş Abi oldu. beş abi beş. Ha abi beşe fil B4 aramlı. Evet, bunlar işte Evet. güzel şeyler. Hep olay hamle görmek ya. Fil B2 alıyoruz ve O Vezir kural kanında. bir mevzusu işte. Efendim? Kural bir diyor diye göre Ha, içer. evet. Oradan geliyor. Kural bir. Bana ne yazık ki ben o adamı çok sonra gördüm. Siz çocukken gördünüz. Ben o zaman Evet. 27-28 yaşındaydım. O yüzden benim kural birle falan alakam yoktu. Bu adam deli mi ne diyor falan diyordum. Siz hani orada adamdan ne söylese kapmaya çalışırken ben böyle bana niye kural bir diyorsun falan. Ben koskoca işte o zaman uluslararasıyım. Ben koskoca uluslararasıyım falan diyordum. Ondan sonra işte siz bu kadar iyi oyuncu oldunuz. Biz hala şey yapıyoruz. Yani o kural birler hakikaten çok önemli, çok değerli şeylerdi. Fil B4, kale F8. Burada vezir kanadındaki piyon çoğunluğunu nasıl kullanırız adlı dersimize hoş geldiniz. F3, beyazların da tek fikri E4. Hatta belki izleyenler varsa hatırlar. Ben böyle bir oyun kaybettim. Geçenlerde bir tane Title Tuesday'de. Ve orada Burak beni 1,5 saat falan azarladı. Vay abi bu E4'e ne de izin verdim falan diye. O konum bu konum. Fil B4, vezir E6, Cemilcan izin vermiyor. Daha 13 yaşında. At B8. O hattı çok güzel koydum ya C6'ya. BC4, DC4. C6 Mesela ha, tamam. şimdi E4'e at C6, D5'i at B4 var. Evet. Ha, at A6'dan gelmiş daha bile iyi herhalde. Aa, çifte vuruş değil mi Burası güzel. bu? Ha, Evet. kale A3 var değil mi en son? Evet. Vay kale A3. Allah Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Hasta mısın evladım? Burada İşte 13 görüyorsunuz. yaşında böyle Kale deli A, deli. kaleyle alınca C3 var. Vezirle alırsa B4 boşta. Ve burada kale A3 alamıyor olmasının sebebi burada hani chatte belki benim kadar inanılmaz hızlı göremeyen insanlar için söyleyelim. Vezir de şahtan sonra A1 boşta kalıyor. O yüzden burada kale A3 oynayınca vezir B2 kaçıyor. Ama bunun da kötü tarafı şimdi kale A2 var. Vezirle alamıyoruz B4'te. Kale boşta kaleyle alınca da C3. Bu sefer yine iki taşa birden saldırıyor. CD2, D1 vezir tehdidi var. Almak zorunda. Ve kale içeri girince bir de file E4 mü geliyor? At E4 daha da hızlıymış. Çünkü D2 boşta ya da E4'ü alıp vezire birden mat ediyoruz. O yüzden burada terk Vezir etmiş. F1 kale bir. Çünkü vezir F4 bunu kapatırsa D2 boşta. O yüzden burada vezir F4'e bunu neden geri aldıysam buradan
Şah çekiyoruz. Veziri kapatamıyor kaleye bir yüzünden. De bunlar da 13 yaşındaki bir çocuk için bir saniyelik işler, öyle değil mi? Evet. O yüzden Hatta vezir F1 kaleye bir daha iyi, ben sana söyleyeyim. Mat ha, olabilir. doğrudur. Daha hızlı mat da varmış vezir F1. Adam zaten dayanamadı. Kalktı gitti. Ya burada ne yapsın canım? Ve böyle bir galibiyetle Michael Jordan Ivanov'u da ezip geçmişiz. Evet. Bu sırada Özgür Bey sorularını şey yapmadıysa Bay Jinshi'ye de bakacağım bak. Ah, bir soru gelmişti. Bu sorunun Evet. cevabını ben verdim chatten ama ısrarlı bir şekilde soruluyor. Magnus Carlsen diyor ki, Magnus Carlsen kendisi değildir diye umuyorum. Bu kadar takır takır Türkçe konuşmuyor olsa gerek. Bana da espri yapmayı yasaklayabilirsiniz program sonuna kadar. Gelfand'ın Dynamic Decision Making İnces kitabını okudum diye soruyorsan. Ben de gülüyorum. Niye gülüyorum? Tahmin ediyorsundur niye güldüğümü. Bu şey Birlikte vardı ya, positional decision making, pardon, onu dynamic birlikte bir okumadık position. mı biz? Biz dynamicmiş, pardon, positional değil. Hangisini birlikte Biz bitirdik hocam? positional'ı beraber okuduk. Kırmızı kitabı beraber Ha, okuduk. hatırla, artık hatırlamıyorum ki hangisini. O Dynamic kadar yenisi. fazla kitap okumuşuz ki birlikte. Okudum mu ben o kitabı? İlla ki Peki, okumuşumdur ya. birileri mutlaka sormuştur, ben de sorayım. Cemilcan Ben Hocam okudum hangi kitabı tavsiye edersiniz? tabii, dynamic decision Okumadın kitabı. Ya benim genelde hep tavsiye ettiğim Kasparov'un Benim Ustalarım kitabı ya. Hep onu genel olarak tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü bence o ustaları bilmeniz lazım. Bilinmesi gereken bir şey yani o. Kesinlikle. Ben de Nasıl? onu düşünüyorum. Sadece şey olarak değil, satranç kültürüne sahip olmak. Mesela geçen gün bir yayında bir şey oldu. Şimdi bunu anlatacağım. Burada yayında da seyreden bir sürü arkadaşlar da var. Yani ne demek istediğimi umarım iyi ifade edebilirim ki kalp kırmak istemiyorum. Sadece olanı anlatacağım. Şimdi Hasan amca sağ Araya olsun. gireceğim de izninizle ben bir kısa bir lavaboya gidip Tabii tabii geliyorum. tabii. Bu arada ben de şu hikayeyi anlatayım. İşte geçen gün Özgür yayında Burak ben Özgür işte ay, Burak ben Selim. Beraber işte yayın yapıyoruz falan. Ondan sonra böyle bir tane kale finali konum geldi. Ve orada işte Adrian Miyaçiş'in söylediği, bahsettiği Prokeş trik diye bir şey geldi, tamam mı? Ne Prokeş. trik? Prokeş. Hmm. Yani hikaye şu, kale finalinde bir saniye, ya bunu şimdi yapmak çok zor olacak ama hikaye şu, bir tane ara şah çekerek iki tane altıncı sırada piyon var. Ara şah çekiyorsun ve o ara şah sayesinde piyonu alabiliyorsun. Yoksa bu Saavedra vari bir konum olacak. Bir saniye onu hemen dizeyim. Bu çünkü böyle insanları Meşhur anlayamayacak. Saavedra etüdü diyorsun. Evet Kaleye yani neyse şimdi onu bu piyon şekilde hattı zayıflat. aslında Olay esasen. da şu, şimdi hani bundan bahsederken şimdi hani ben onu temayı hatırlıyorum ama şeyi hatırlayamıyorum bir türlü. Ne denir? Adını hatırlayamıyorum. Sonra da böyle ben de hani onu bulacağım diye, tamam mı? Kalktım böyle kitaplarımı karıştırdım falan. Ondan sonra Selim oradan şey yapıyor. Burak biraz sıkıldı. Ama işte hani chat'tekiler de babalıyorlar ediyorlar falan. Ama şimdi hani bu öyle çok önemli değilmiş gibi gözüken şey. Yani ben de hani deli değilim. Yani yayın yaptığım falan farkındayım. Hani yayın yaparken gidip de hani böyle şeylerle uğraşmamak gerektiğini de akıl edebilirim ama. Hani oradaki hikaye şuydu bence. Hani onu öğrendiğim zaman bir şey olacak. Yani bir bana daha sonradan bir faydası olur. Ve temayı hatırlamamda da faydası olurmuş gibi düşünüyordum. O yüzden gidip hani onunla uğraşıyordum. Ve en sonunda işte hani orada insanlar da "Va işte Mert hocam tamam işte anladık" falan diyorlardı. Ama yani böyle şeyi Peki, peki bilebiliyorum. anladık diyorsun yani tam Ama olarak. işte hani adını bildiğin zaman konuya çok daha hakim oluyorsun demek istiyorum. Ama sen bunu o kadar beceriksiz yaptın ki. Ya yalnız şöyle bir şey var. Bunu sen de öğretmen olarak yaşıyor musun? Hani daha özellikle kuvvetli öğrencilerle diyeyim. Hani bir pozisyonu mesela söylüyorsun. Hani adını da söylüyorsun. İşte benim de aklımda daha kolay kalmasını sağlıyor bu arada. Ben de senin gibi düşünüyorum da. Öğrencilere sanki böyle hani burada itiraf edeceğim. Hani sanki böyle biz hikaye anlatan yaşlı amca muamelesi görüyoruz. Hocam sen onu bırak, pozisyonda ne oluyor? Mekanizmadan bahset bana gibi bir halleri var böyle hani. Yok, doğru söylüyorsun. Ben de hani onu yaşıyorum. O yüzden yani şunu söylemek istiyorum. Bunları biliyor olmak, ne kadar çok şey bilirsen o kadar iyi bence satrançla alakalı. Bir saniye Öğrenmeyi arkadaşlar bak. kolaylaştıran bir şey. Evet, Mesela benim bence de. O yüzden mesela hani bana öyle bir o faydası oldu. ilgim sayesinde, o hani gösterdiğim ilgi sayesinde bence daha iyi oyuncu olacağımı ümit ediyorum. Yani hani bana bir katkısı olacak. Yani yoksa ben de hani şeyi çok meraklıyım. Sen ne yaptın? Beceremedim galiba. Evet, bir garip gözüküyor şu Çok anda acayip ama. şeyler yaptım. Mesela şunu büyütmem lazım. Bu neler oluyor şu anda?
Cemilcan, senin bu isimlerle falan aran nasıl? Mesela bir pozisyonu böyle klasik oyun sonu konularını falan isimlerle hatırlar mısın? Yoksa mekanizma mı ilk aklında kalan şey hani? Genelde mekanizmayı hatırlarım ama böyle çok meşhur satıyorum böyle Reti pozisyonu, Reti'nin meşhur konumları falansa onları bilirim. O kale D2, kale D1 falan ya da o atıyorum Philidor'lar ya da Lucena'lar basit temel en temelleri oradan hatırlarım. Onun dışında mekanizmadır daha çok. İsimleri bazen unutabiliyorum doğal yani. Açılış isimlerini bile unuttuğum oluyor. Diyorlar geçen bir yayında olmuştu. Hatta çok erken yayınlarında. Sordular işte Fried Liver Attack falan filan. Dedim Fried Liver Attack ne ya falan. O zamanlar tabii çok ilgimi çekmiyor. Ne at gebeş gitmişim o konumda, ne atef altı çıkmışım hayatımda. Dedim yani bilmiyorum falan. Sen nasıl bilmezsin? Ya dedim gel göster. Ha, oynadı teoride zaten darma duman ettim gönderdim paketi. Yani dedim adını bilmiyoruz diye de şey yapmayın yani bilmiyoruz anlamına da gelmiyor. Sen bu Bazı arada şeyleri ismen bilmiyor olabilirsin yani normal. yok hayır yani ben ismen biliyor olmak şöyle önemlidir böyle önemlidir diye demiyorum ama Yok yani yok değil. satrançta o biraz önce söylediğin şeyi getirmek istiyorum lafı. Ya yani önemli olan satrançta merak. Yani o merak Aynen. yaptığın zaman mesela o bir şey için uğraştığın zaman o değerli bilgi, o bilginin değeri artıyor ve ondan sonra unutmuyorsun. Yani ben mesela hani o Pro Cache Trick hikayesini biliyordum. Ondan sonra hani çok kullandım derken yani bildiğim bir temaydı. Ama onu mesela şimdi becerdim en sonunda. Ama bütün her şeyi mahvettim. Sırf şunu göstereceğim diye. Vay be arkadaş. Neyse şu şöyle olsun da hemen şurada temayı göstereyim. En azından şunu becermiş olalım. Şimdi olay şu. Bunu aldığın zaman burada E2 hikayesi. Ve ondan sonra işte şah çektiği zaman geliyorsun. Gelince geliyorsun. Gelince böyle geliyorsun. Ve ondan sonra kale piyonu tutamıyor. Ve vezir çıkmayı engelleyemiyor. Ama pro keştirdik. Bu durumda kale F4 araşa. Mesela biz bundan bahsederken hani Hasan Kılıç Hasan bunu hemen gördü. Çünkü şah nereye giderse gitsin kritik E3 karesini pardon. E3 karesinin kontrolünü kaybedecek ya da eğer buraya giderse de şimdi artık Ha, doğru. açmaz yüzünden E3'teki piyona vuracaksın. Şimdi hani bu önemli bir tema ve bunun hakkında konuştuğumuz için bunu artık hani yani daha doğrusu bir daha konuştuğumuz için bu şimdi artık iyice aklında kalan bir tema haline geliyor. Yani onu anlatmaya çalışıyordu şair ama işte ne yazık ki benim chatimde kızlar bana Cemilcan'cığım görüyor musun? Bana neden hocam bununla uğraşıyorsunuz falan. Böyle şeyler Bu söylediler. arada sen etütlerden bahsedince hızlı bir şekilde Hasan amca geldi ki kendisini yarın da başka bir kanalda konuk edeceğiz. Ha oğlum Başka bir şöyle kanalda deme. ona Yarın soracağız. bu arada ben bir şey daha söyleyeceğim. Hazır Hasan amcadan başlayayım. Cemilcan'cığım özür dilerim. Yani senden şeyi alıyoruz ama Rol çalıyor. yarın ben de Hasan amca şimdi benim ilk öğretmenim sağ olsun hani onun sayesinde oyuncu oldum diyebilirim. Oyuncu tabii ne kadar artık oyuncu dersiniz hani o da tartışmalı ama en azından hani benim ilk satranç öğretmenim olarak görüyorum ben kendisini. O yüzden ben de yarın onu seyretmeye gideceğim. Normalde Title 200 oynuyordum. Ama benim kanalımda boş durmasın diye bu sefer Burak Fırat korkunç şeyleriyle, skilleriyle kendisini gösterecek biliyorsunuz. Yakışıklı büyük ustamız. Kendi kendisine bakalım o yayın yapacak. Ve en azından birazcık daha satranca benzer işler görmek istiyorsanız hani onu seyredin. Ben çünkü Hasan amcanın 65. karedeki yayını seyrediyor olacağım. Hani onda işte satranç seyredenler oraya Hasan amcayı merak edenler benim gibi diğer tarafa bekleriz diyelim yani. Hani 65. karede yarın benim öğretmenim çıkacağı için ben orada olacağım ama benim kanalın yayın yapıyor olacak. Allah Ona Cemilcan gitti. Soru soracağımız adam gitti yayından. nereye gitti? Ya şimdi chat sorularına döneceğim birazcık. Bir kere ilk soru şu. YouTube'a ve Twitch'e geri dönecek misin Cemilcan? Ya illa ki geri döneceğim ama okul falan, satranç falan derken çok yoğun. O yüzden bir sürü ara verdim. Ne zaman geri 2700 dönüşler? olarak seni görecek miyiz diye ısrarla soruyorlar. Gerçi konuştuk ama hadi bir daha soralım. Hedefler arasında var. O yüzden öyle Biraz umuyorum. arasında var. Bir de sormak istemediğim bir soru ama zorla sordurtuyor chat bana. Bu Magnus Carlsen'in son derece öğretici bulut partileri konusunda düşünüyorsun. Ben de sana OVS ile şeyi sorayım. Bu Bon Cloud işine ne diyorsun? Yani Şah-2 oynamak caiz midir? Ya oynanır oynanmaz değil ama tabii yani gerçek hayatta yapılacak şeyler değil. Tamamen eğlencesine yani aslında düşününce bazı şeylerin de mantıklı olduğunu anlıyorsun. Sadece açılış teorisi değildir. Satrancın temellerini de anlamanız lazım. Yani o şah orada geziyor sonra o 2700 gelip seni yeniyorsa demek ki
sadece teori değilmiş. Hep diyorlar bazen gelip chatte yazıyorlar. Ya satranç ezber. Ezberliyorsunuz açılışları gelip yeniyorsunuz. Adam gidip Şah-E2 oynayıp da gidip GM'leri yenebiliyor. Kalsen'in de bu 8 tempo verip bir GM'yi yendiği bir dakikalık maçı var. Tabii mouse kayıyor falan oluyor. O bir her şey oluyor. Ama yine de diyor ki işte ben seni 8 tempoda versem oyunu senden iyi anladığım için yenerim diyor. Tabii bir dakikalık satrancını 3 dakikalık bile olsa yine çok ciddiye alınmaması lazım. Yani gerçeği çok yansıtan bir şey değil. Yani ağır partide çok rahat bulunacak şeyler Yıldırım'da kaçabiliyor. O yüzden çok ben takmıyorum yani Yıldırım'da. Ha, illa ki oynuyoruz biz de ciddiye alıyoruz. Sonuçta kazanma şeyimiz var. Her oynadığımız oyunu kazanmak istiyoruz ama eninde sonunda bu Yıldırımlar bir yere kadar yani. Ha, Ali Ya onu Reza diyeceğim seviyesindeyseniz ben de. eğiticidir tabii. Ali Reza'lar, Nihal Sarinler bunlar 10 saniyelik satrancı bile öğrenmek için oynuyorlar. Ne kadar fazla konum görürsem o kadar iyidir benim için deyip. Ama eğer orada değilseniz ki çoğunuz değildir diye tahmin ediyorum. O yüzden yani keyfine izleyebilirsiniz yani. Öyle yapalım. Ya bir de şeyi sormuşlar mesela artık yani bu en son bir aklıma hep şu örnek geliyor. Karana'nın 2016 Adaylar Turnuvası'nda son tur K2'ni kazanmak zorunda olduğu durumda işte Richter Rauser oynayıp kaybetmesi. Açılıştan dolayı mı kaybetti? O tartışmalı tabii. Muhtemelen hayır cevap ama Dragon sorusu gelmiş mesela. Yani bu tip açılışları oynamak işte Dragon'u oynamak atıyorum işte Beyaz'la geçenlerde Dubov'un oynadığı varyant vardı. Düzeltilmiş Evans Gambit'i diyelim hadi adını. İtalyan Yani oyunu. bunları oynamak delilik mi üst düzeyde? Ya delilik değil bence yani oynanabilir. Yani ben her şeyi hatırladıklarını düşünmüyorum. Gördünüz işte Karyakin patladı yani Dubov'a karşı. Bence bu tarz şeyler ara sıra denenmesi lazım. Yoksa hep aynı açılışları geliyoruz. Yani kabul edilmemiş Vezir Gambit artık bir yere kadar yani bunları hep aynı açılışları göre göre seyir zevki de birazcık bozuluyor. Bence Dubov tarzı oyuncular renk katıyor yani yeni fikirlerle, yeni şeylerle. Tabii makineyi yatırıyorlar. Üzerinde çok çalışıyorlar. Çok böyle gitgeller, karar alamıyorlar falan filan ama ara sıra bu tarz şeylerin oynanması lazım bence. Hep bir backup planları vardır zaten Esnek genelde. demiştin zaten. Bu arada ben bir şey Yani daha hep söyleyeceğim o böyle bir konuyla alakalı. Çok pardon ya Cemişah, yine araya girdim de. Yani mesela hani o Caruana'yı kaybettiren şey o değil mesela. Caruana'yı orada dünya şampiyonu kaybettiren şey bir tur önce Sivilleri teorik durumu bilmemesi. Fildor konumunu bilmediği için adam şey yapamıyor. Yani bu arada hani o Karjanikin'e kaybettiği parti değil yani oradaki mesele. Yani orada mesela Caruana siyahlarla bence Karjakin'e kaybetmez ama bir tur önce gidip de biraz önce bahsettiğimiz gibi hani bu oyun sonu bu kale file kale teorisini biliyor olsaydı ya o bildiğimiz yani şu anda mesela Fildor konumu diye bilinen kale file kalenin temel pozisyonu vardır ya eğer onu biliyor olsaydı o parti berabere bitecekti. Yani daha doğrusu Svidler'i yenecekti. Svidler hatta öyle güzel bir şey ki ben onu hani öğrencilerime falan da anlatıyorum hani bu hikayeyi. Sividler çok güzel kale file kaleyi savunuyor, savunuyor, savunuyor. Tam böyle o Fildor konumunun böyle kritik bir yeri vardı işte. Orada bir yerde kendisini Fildor konumunda buluyor Sividler. Kayıp durumda. Tek yapması gereken şey dünya şampiyonu maçına çıkacak olan adamın yapması gereken şey o teoriyi bilmek. Ve oyun son teorisi bu. Ve hani biraz önce bahsettiğim gibi o ekstra yarım puan orada geliyor. Ben mesela biliyorum. Nasıl yapacağımı onu biliyorum. Şu anda hani gözüm kapalı yaparım. Ama adam yapamıyor. Ve ondan sonra da bir sene sonra yani daha doğrusu bir sonraki sefer Dünya Şampiyonası maçı yapıyor. Ve orada işte gidip de Rapid'de kaybediyor. Ama eğer ikinci kere deniyor olsaydı belki de adamı yenecekti 2018 senesinde. Yani hayatının bence en büyük hatası ve yani bence hani o özellikle oyun sonlarıyla alakalı da hani ben kendi öğrencilerime söylüyorum. Siz de bence bunu hani öğretin. Sen öğretmeyeceğim. Aman hemen öğretmen olma sen. Umarım çok daha uzun bir satranç kariyerin olsun ama hani tavsiyem bunları mutlaka öğrenmeniz. Çünkü o ekstra yarım puanla hiçbir açılış vermiyor. Cem İncan'a soralım mesela. En son ne zaman açılıştan birisini duvara vurdun? Çok nadirdir herhalde. Genelde Nadir. oyun ortasında falan bir şeyler yapıyorsun öyle değil mi? Yani o oyun sonu, oyun ortası oyun sonu. Oyun sonundaki bilgiyle kazandığın parti sayısı ben eminim bildiğin çalıştığın ki sizin yani daha modern büyük ustaların zamanın çoğunun açılışa geçtiğini de tahmin ediyorum. Eminim ki oyun ortasında ya da işte daha iyi hamle gördüğün için ya da oyun sonunu daha iyi bildiğin için
Tevrik oyun sonunu daha iyi bildiğin için kazandığın oyun sayısı çok daha fazladır. O yüzden o ekstra yarım puanlar o kadar önemli ki. Ve koskoca Caruana bile onu almadı. Yani yoksa o Kardekin'i öyle oynadı böyle oynadı değil. Ki o parti de muazzam oydu bu arada Caruana. Yani hani Kardekin de bir yerde zeka şok geçirdi. Yani işler çok sarpa sarmak üzereyken artık bir mecburiyetten bir feda yaptı. Ama Caruana hani bence onu da iyi oynadı ama asıl sıkıntı o değil yani. Bir tur önce dünya şampiyonluğu maçı yapma hakkını verdi yani o teorik konum bilmeyerek. O yüzden ben de hatta şöyle bitiriyorum. Beter olsun diyorum senin arkadaşın için. Bilmiyorsan oynayamazsın dünya şampiyonu. Ama öyle hakikaten yani. Ya Tabii o kadar canım, kuvvetli bir o adamın seviyede onu bilmiyorsan zaten evet geçmiş yani olsun. o Fildor pozisyonu ya bileceksin Fildor pozisyonu. Yani Fildor'un herhangi bir şeyini bileceksin. Fildor'un işte ayakkabısını kaç numara onu bileceksin. Yani hani işte hani şeymiş ya bestelerini onu dinleyeceksin. Yani hani adam ne yaptıysa mutlaka satrancına faydası var yani. Hani onların hepsini ezbere bilmen lazım. Bilmediği için de bedelini o ödedi deyip böyle nedense bu kadar uzattı bu konuyu. Pardon tekrar Özgür'e dönelim. Yok yok şey, ben de chatle yazışıyorum, bir yandan sıkıntı yok. Magnus'u dedik. Başka, ha, güzel bir soru vardı aslında, o kaynadı arada. Fatih Çelikel'in bir sorusuydu. Hani biraz daha genel hale getirelim. Hani şu an GM, Cemil Can, Ali Marandi nasıl satranç çalışıyor? Bir gün satranca ayırıyorsa nasıl ayırıyor? Ya o duruma bağlı, gününe bağlı, okul dersine bağlı. Bazen vakit ayıramıyorum, sadece maç takip ediyorum. Bazen sadece öylesine bir açılış geliyor aklımıza. Onu bakmaya başlıyoruz, analiz ediyoruz, pratik yapıyoruz. Yani tamamen şeyine bağlı. Elime gelen güzel bir kitap varsa onu okuyorum. Ne denk gelirse onu yapmaya çalışıyorum. Çok fazla bir rutin yok yani şu an. Daha çok vakit bulabildikçe elimden geleni yapıyorum. Ya tabii bu pandemi süreci de ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama ben sana şeyi sorayım. Çünkü online satrançta da çok başarılı olmuş birisi. Hani bazı işte ICC'de kazandığım bir turnuva vardı mesela. Şunu sorabilirim. Bu karma rating konusunda, hatta bunu Mert'e de sorayım. Bu karma rating konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani Yani bu online satranç. Şey diyorlar ya işte FIDE'nin bir açıklaması var biliyorsunuz bu arada. Evet. Bilmeyenleri de hatırlatalım. Yani online turnuvaların bazılarının belli şartlarda, örneğin kamuya açık bir yerde, bir kulüpte falan görüntülü bir şekilde oynadığınız zaman normal reytinglere dahil edilme gibi bir durum var. Pandemi bitene kadar en azından. Hani bu karar hakkında ne düşünüyorsun? Doğru bir karar mı? Yoksa kalıcı olursa klasik satrancı bitirir mi? Ne dersin? Yani internetteki satranç bence masadakiyle aynı değil. Bir de bu daha çok rapid olacak galiba, değil mi? Klasik satranç olacağını düşünmüyorum. Kimse 90 artı 30 ekran karşısında oynayamaz. Ne? Öyle bir şey yok. Zaten rapid turnuvalarda da bile böyle gidip de tuvaleti kullanamıyorsunuz, gidip yemek alamıyorsunuz. Bir sürü önlemler var. Aynı şeyi vermiyor ya, aynı atmosferi vermiyor. Ben ne kadar internette iyi bile olsam rapid blitz, aynı şeyi alamıyorum ben. Aynı hissi alamıyorum. Normal klasik satrancı bence hiçbir zaman bitmemesi lazım. Bu masa başında oynanan satranç sporu ayrı, internette oynanan da ayrı. İlla ki bu dönemde bunu yapmak zorundalar. Bu hibrit sistem bence mantıklı ama aynı zevki verdiğini düşünmüyorum. Yani benim birkaç arkadaşım geldi işte yurt dışından. Daha 2 gün evvelinde birlikte masa başında Yıldırım oynadık. Onun bile keyfi ayrıydı yani. İnternette saatlerce bile satranç oynasak gidip 4 parti masa üstünde 3 artı 2'nin tadı bence ayrı oluyor. O yüzden Ki it bu cannot 3 artı be 2 replaced. için yani sadece 3 artı 2 için bahsediyorsun. Evet. Yani o bile ağır parti falan yani o hissi internette yakalamak falan bence imkansız ve ben yani çok karşıyım şöyle hani şey yapsınlar FIDE bir tane internet ratingi çıkarsın hani düzgün platformlarda onu kullandırsın hatta apayrı bir hybrid rating de olabilir ama yani Elo'ya bilmem neye dokunmadan yapıyorsa belki olabilir ama bence hani böyle projelere hiç gerek yok. Ya internetle bilmem ne reytingi falan onun içine ayrı bir ünvan falan yaratmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence olması gereken şey normal reytingler olduğu gibi devam etsin. Ama internet şu anda yani FIDE'nin benim anladığım kadarıyla bu federasyonlardan bir para alışverişi var bu reytinglerle alakalı. Öyle değil mi? Yani reytinge dahil olan turnuvaların hepsinden hesap yapmak için para alıyorlar. Dolayısıyla bu internet reytingi hikayesini çıkardığı zaman kasasını düşünüyor bence. Yani bu hani biz
Türkiye Satranç Federasyonu, Cemilcan bilmiyordur belki ya da biliyorsa görmüştür belki ama buradan böyle Türkiye Satranç Federasyonu için bayağı bir eleştiriler falan yaptık ettik falan zamanda ama hani şunu da söylemek lazım. Asıl bütün kötülüklerin anası FIDE. Alkol falan değil yani. Hiçbir tane hayırlı hareket yapmayan iğrenç bir kurum FIDE yani. Hani ben bu kadar çapsız insanların bir araya geldiği bir kurum görmedim. Hakikaten yani hani hiçbir şey yaratmak için oraya giden işte koskoca Emin Stoski bile ya yani adam böyle bir fikre önayak oluyor falan yani hani hiç faydası yok bence. Yani güzel güzel satranççıya hiçbir faydası olmayan bir kurum gibi görüyorum. Ve hani senin gibi düşünmüyorum ben. Ben birazcık daha katayım o konuda. Yani yapmaları gereken şey güzel bir şekilde ya nasıl denir? Yani şimdi ben çok da sert konuşmayayım diyorum ama hani başladım artık. Böyle hani... durma, ben bekleyeceğim çünkü. Yani hani ben çok akıl kâr bulmuyorum. Sen koskoca Stoski'sin. Eskiden bir ara Avrupa ikincisi olmuş falan bir adamsın. Ve hani satranca katkın bu dönemde satranççıya bulduğun katkı yani bir turnuva mesela hep konuşuluyor. 2700 turnuvalar var ama diğer 2600'lük yani diğer aşağı tabakadaki oyuncular nasıl hayatını kazanacak falan hikayesi. Bunlarla alakalı bir çözüm getirme ve bulduğun yaratıcı çözüm hybrid dating olsun. Allah cezanı versin yani. Hani git başkası yapsın o iş. Şaka yapmıyorum yani. Ben hani aşırı kötü yönetildiğini düşünüyorum FIDE'nin. Hani federasyon falan hani onların yanında yani hakikaten bayağı iyi kalır yani. Şimdi hani ya böyle... Ben şöyle demiştim Mert, hani geçen hafta 65. kararı da söylemiştim. Burada o aynı tire de atmayacağım. Çok kısa özet geçeceğim. Yani bu karar büyürse eğer, gerçi o konuda bir geri adım attılar. Hani biz böyle bir şey yaptık ama bunu ancak deneme amaçlı, işte klasik satrancın yerini almasını düşünmüyoruz filan dediler ama aslında bu klasik satranca bir hançerdir yani. Ve ben hani şöyle bir iddiam var. Sporlar, çeşitli spor dalları aslında biraz da gelenekleriyle ayakta kalırlar. Hep bisiklet örneğini veririm hatta. Satrançta da bence, yani satrançta tabii ki hızlı satranç, internet vesaire artık hayatımızın bir parçası ve çıkmayacak. Okey, bunda sorun yok. Ama klasik satranç her zaman ayakta kalacak. İşte Cemil Can da dedi az önce aslında ilk cümlesinde. Yani masa başı satrancın, masa başı satranç farklı bir şey. Aynı kefeye konulamaz dedi. Aslında bu bir cevap yani. Ya zaten çok bir de, farklı bir şey. Bir de şimdi yani çok... O yüzden klasik satranca hançer vurmanın kendi 150-160 yıllık hatta yani belki de binlerce yıllık demek daha doğru olur ama hani resmi turnuva satrancı ilk turnuva 1851'de başladığı için 160-170 yıl diyorum. Bu tarihe hançer vurmanın hiçbir anlamı yok yani. Dünya Satranç Federasyonu buna hançer vuruyorsa, hançer darbesi saplıyorsa yani tabii ki bu kabul edilemez. Bunu evet, Emir evet. Stoski nasıl savunur? Ancak politik nedenlerle savunur. Evet. Satrançsal nedenlerle buna inanıyor olamaz diyeyim. Yok ben de kesinlikle sert düşünüyorum bu konuda. Ya yani ben de kesinlikle öyle düşünüyorum ve yani bu işin o özellikle bahsettiğin turnuva hikayesi yani turnuva satrancı hikayesi buna bulaştırdığın zaman hakikaten onu başka bir sürü şeyi de açıyorsun. Ve özellikle bu bizim klasik part dediğimiz şeyin yani o aslında hani satrancın güzelliği olduğunu unutuyor insanlar. Yani şimdi Yıldırım dediğin şey en fazla yani şimdi Cemilcan yanlışsam beni düzelsin şimdi hani ikisini de çok iyi yapan birisi olarak lütfen söyle. Ben mesela hani ağır parti oyunlarımda falan böyle düşünerek tamam bir şeyler bulabileceğimi ya biliyorum. Ondan sonra hani ona yapmaya çalışıyorum. Ama Yıldırım'da yapacağım şey yani daha iyi konumu belki anlayabilirsin falan ama hani olay daha çok böyle hani hızlı hamle görmek. Ondan sonra falan daha değerli olduğu. Ondan sonra hani böyle yaratıcı mesela pozisyonel fikirler. Hani işte meşhur Aronya'nın yendiği o kaleciye çevir oynadığı parti mesela. Yani hani mesela öyle bir şey yaratmam mümkün değil. Ve satrancın güzelliği o tip hamleler bence. Yani mesela hepimiz hatırlıyoruz işte o mesela Marshall'ın meşhur Vezir G3 hamlesi. Yani şimdi hani onu adam Yıldırım oynarken nasıl bulacak? Ve sen onu nasıl diyagram olarak koyacaksın? Yok efendim bilgisayar onu göstermiş, bunu göstermiş. Daha sonra hızlıca bütün partilerinden geçerse hani oradaki hataları belki görürsün ama yani o yaratıcılık kısmına korkunç bir sekte vurursun eğer böyle bir şeyi promote edersen. Ben de o yüzden kesinlikle Özgür gibi sert yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani kabul edilmemesi lazım böyle bir şeyin. Satranççılar tarafından kesinlikle. Peki biraz genel konulara girdik. Tekrar Cemil Can'a dönelim. Evet. Hiç Amerika'ya gitmeseydim dediğin oldu mu? Pişmanlık var mı? Ya ailemi özlüyorum. Onun dışında bir de yemekleri özlüyorum. Onun dışında yok yok. Herhalde satrançsal bir pişmanlığın yoktur yani. Türkiye'den yok, dünya satrançsal başka bir pişmanlığın yok. Hayır. Peki. Olarak olabilir. Aile zaten bir numara. Yani evet o tabii ayrı bir durum yani. Belli.
Şimdi bir soru gelmiş. Bu özel bir soru ama hadi biraz şey yapayım. Nasıl diyeyim? İltimas geçeyim. Eray Kılıç'tan gelmiş. 10 yaşındayken yanınıza gelip sizden fotoğrafınızı üstüne imza atmanızı isteyen bir çocuk vardı. Onu hatırlıyor musun demiş. Oluyor mu böyle şeyler Tunalılar'da? Türkiye'de Yani özellikle. Sanki aslında başkentte bayağı bir ilgi görmüşsün. Öyle hatırlıyorum ben çünkü son oynadığım başkentte. evet yani orada ilgi görmüştüm ama böyle gelip de imza isteyen ya da gel kart bir kere iki kere oluyor, çok olmuyor. Yani daha çok beni bilenler biliyor. Çok samimi olduğum için bu tarz imzalar falan filan ben sevmiyorum yani. Daha çok vakit geçiriyorum. İki sohbet falan filan, bu bana zaten mutluluk getiriyor. Bilmiyorum, benden imza alsınlar tabii ama çok şey değilim ya, o nasıl diyeyim, Kalsen gibi hislerim yok yani, egoistik şey değil, normal vakit geç, ben herkesle muhabbet ederim yani, çok alçaktan uçtuğum için şey değil ama Var mı hatırlıyorum, başka oyun bu temas olur arada? mu? Var, bir tane daha oyunumuz var. O benim en sevdiğim İsterseniz oyunlar. şimdi senin okulun falan vardır herhalde bugün. Ya da yarın mı başlıyor, ne zaman Yok başlıyor? yok, şu an dersim yok, Ha, vaktim dersin var. yok. Tamam. O Çok oyunu güzel. kesin görmeniz lazımdı. Tamam, gösterelim. Oyun Hangi bu oyun bu? ben de bilmiyorum. Parti Bayi Jinshi'ye karşı oynanmış parti. Ve hemen çok fazla uzatmadan hemen konuya geçelim. Bu arada Adem de bana bir şey demiş. O söylediğiniz şey benim söylediğim şeyle uzaktan yakına alakalı değil diye düşünüyorum Adem Bey. Onu Cemilcan partisinden sonra, yani Cemilcan'dan çok fazla araya girdiğim için biraz kendimi tutmaya çalışıyorum. Onu başka bir yayında tekrar konuşalım bu konuyu. Deyip G4, at E7, vezire 3, C5'i Saçma istiyoruz. sapan bir teori zaten. Bu B3'lü Sicilya. Tam Bu benim. şey galiba değil mi? Ama yok, bu 2015'te olmaması lazım bunların ya. Bu filmin D3'ten çıkıldığı falan bir şey vardı. O var O ya. şey aynı. O Mesela abi, bu Kasparov en baştan bir Estes daha Boy'u bakacağız. yeniyor. O ayrı. B3, B6 bu anladığım kadarıyla bu modern şey ya. Bu Van Kampen'in önerdiği hikaye değil mi bu? Evet. Hem Ondan önce beyazlarla hem oynamıştım. siyahlarla öneriyor hatta bunu. Evet. Ben bunu ondan önce oynamıştım galiba. Antipov'un maçlarına baka baka. Evet. Tabii çok güzel bir model örneği değil ama o oynuyor habire. Yok, o da fena bir çalışan bir adam diye biliyorum ben ama Evet. tabii sen daha iyi bilirsin. Peki D6, D4 aldı aldı. Vezir D4 aldık. At Ama Antipov'un G6. popisi hani sosyal medya tabiri nedense biraz düşük yani ben de bilmiyorum da. At Ya alır o da B5. Evet, Amerika'da burada bir buyurun üniversiteye efendim. başladı. Aynen burada başlıyor Ya işte. bunu ben de yapardım ya falan Yo, yaparsın diye. zaten bunu. Bu çok şey değil. Biraz yaratıcılık Aa, lazım. bir saniye, bir saniye. Şah 7'ye G5 diyecektim, G5. Evet, vezir F6 Esas at bomba istiyorsun. o yani. Evet, vezir F6. Bu çok Evet. güzel Evet, tehdit. H6 oynayarak bunu kovunca buradan mat, bu çok güzel matmış burada çok ya. arkadaşlarla konuştuk işte, piyonla mı almak daha estetik, fille mi almak daha estetik falan, Evet. karar alamadık daha hangisi daha Evet, bu iyi. çok güzel hakikaten. Sen G5. neyle alacaktın oyunda? Vallahi bilmiyorum ya, fille alırdım herhalde. Çaprazları tutuyor ya, garanti olsun diye. Garanti mat, garanti mata gidiyor. Peki Garantim. vezir B4. Vezir B6 oynayınca F4. Burada tüm Ha, taşları alırsa yiyor. at F4'de file E5 varmış. Evet, bu güzel bir Evet. numara herhalde. File E5'ten sonra Hitler'in Çöküş adlı filmini tavsiye ederim. Ya da Kral Neyse. Çıplak. Hitler'in filmi değil o zaten. Yani burası güzel artık. File Bu film A6 adı neydi? oynayınca Çöküş müydü filmin adı? yok yok, Hitler oynamıyor abi. Hitler biliyorsun, o filmin sonunda ölüyor Hitler. Meşhur meme olan şey değil mi? Böyle en son Berlin düşmeden önce bütün komutanları topluyor, hepsini fırça atıyor. Her şeye uyarlandı o zaten. Ha, En olabilir, bir doğrudur. uyarlanan satranç o sahne değil mi? O Ha, film. ol herhalde odur. Kale D2, fil A6 oynayacak. Kale D1. Allah Allah. Burada vezirle alırsa güzel bitiyor işte, Evet, anca o. vezirle alırsa, Nasıl ki? mesela vezirle alınca, ha, ikinci kale D'ydi ve F5 mat mı? Yok. Evet, aynen. Yok, fil A3 ve Yok, F5 mat. filavuç sonra Fil F4. A3 F5 mat. Peki, O yüzden F6. F4 sürdük işte. F6, bravo. F5 ver atı. Atı da veriyor mecburen. Vezir E6 istiyoruz. Onu vermeyince bunu alıyoruz. Şimdi B5'i alırsa ne var? Her yerden fila 3 Fil falan. A3'ler var. Hele Kale değiller. D5'e şimdi ara fil A3 ve burada artık ter tutuşun. Bu feci bir şey. Çok Artık güzelmiş hakikaten. havluya attı yani. Evet. Bu Güzel güzel tipin havlu. CC partisi diyeceğim. Evet, çok Ya tipik bu ben. muazzam bir şey hakikaten. Ama Ya, yani yani işte mesela burada biraz önce işte kim, Adem Bey'in söylediği şeye cevap vereyim. Şimdi hani mesela bunu Yıldırım oynarken, Rapid oynarken, işte bu efendim yıllar önce böyle oynanıyordu değil. Sonuçta hani bu oyunun hakkı
böyle güzel şeyler yaratmak, öyle değil mi? Yani bu oyunun güzelliği bu tip partileri oynayabilmek. Ve o yüzden de bunu yaratabilmek için bir oyuncunun zamana ihtiyacı var. Yani bu hani benim nasıl düşündüğümden ziyade oyunun hakkını vermekle alakalı. Oyunun güzelliği böyle şeyler yaratabilmek. Yani mesela burada beklenmedik. Pardon, şu partide birazcık daha geriye gidelim. Ya o derinliği yaratmak için zamana ihtiyacın var. Benim Evet. mesela kesin GM olacağım dediğim turnuva Avrupa bireyseldi mesela. İkinci turdan ben Mista ile oynadım. 7 saat sürdü maç. Son maçız artık. Berabere bitti ama o 7 saatte ben bir 10 senelik falan satranç öğrendiğimi düşünüyorum yani. Abi hatırlıyorum, bir şeye karşı, Bakıyorum vezire yazıma. karşı bir şey savundun değil mi? Öyle Aynen, çok vezire anladım. karşı iki piyon var, berabere oluyor ama 110. hamle falan. O maç benim kesin en favori maçlarımdan bir tanesi ama ona dalsan derinine insan yani. O Rapid'de öyle bir maç çıkmaz yani zaten. Hayır, ben Maçı şunu söyleyeyim yapmıyor mesela, adam. bak şu bile, mesela bak, bu Yıldırım'da oynanabilecek bir şey. Bu at B5, bu çapraz, burada işte birazcık agresif günündeysen yaparsın bunu, ama şimdi Evet. mesela bu G5. Burada mesela Yıldırım partisi vezir F6 matla biter çoğu zaman. Evet, çoğu Diyelim kişi ki görmedi. siyahlar hani bunu gördü, E5 oynadı. Hani çok iyi Yıldırımcı adam, hani her şeyin farkında falan, bunu gördü diyelim. E5 oynadı. Ondan sonra mesela burada vezir B4. Şimdi O bu F4 F4'ü sürülmez zaten bulamazsın burada. Yıldırım'da. F4'ü bulmak imkansız bence yani. Evet. Öyle değil mi? Yani hani F4, yani hani insan bunu Yıldırım'da bulamaz. Ve bu bir anda şimdi hani güzelim partiye korkunç bir darbe vuruyorsun bu şekilde. Teşekkür Utkan Bey deyip tekrar sizlere dönüyorum dostlar. Evet. Bu da hakikaten muazzam bir partiymiş. Eline sağlık. Çok iyi kazanmışız. Özgür de rahat etsin. Mükemmel bir parti Evet. kazanmışız. Elinize sağlık Cemcan. Beraber kazanmış partiler. Ya bir de işte şimdi mesela ben buna rutin dedim çünkü yani böyle şeyleri çok hızlı hesapladığına çok şahit oldum. Yani böyle resmen geliyor hamleler. Hani o Evet. bizim beraber çalıştığımız dönemden biliyorum. Ya Yani bu o kale ne kadar. D5, kale D2 gittim bir yerde işte o oyunda. Diğer kaleye D1'e gitmek için aklımda böyle bilardo topu falan geldi. Böyle topu geriye çektiriyorlar ya. O kaleyi bir ileri bir geri, sonra diğerini arkaya getirip öyle Yok kazanmak. bence, ama işte hani bu da hakikaten o söylediğim şeyi bence çok güzel bir örnek. Bu hakikaten çok güzel oynanmış parti. Eline sağlık. Ve neden ağır parti dediğimiz, klasik parti, klasik satranç dediğimiz şeyin önemli olduğunu gösteriyor. Yani burada bir sürü teknik, yani oyunun güzelliği asıl o zaten. Evet. Yani Detay çok. tabii Cemilcan bu at bebeşi ne kadar kısa sürede vurdu onu soracağım yani. Bebeşi ne Ben kadar kısa sürede? hesaplamadım ya, hislerle vurdum yani Yani hani. orada tabii Çünkü Cemilcan özel bir. hesaplayamazsın zaten, imkanı yok yani. Nereye kadar hesaplayabilirsin ki? Bende zaten çok fazla şey yoktur. Ben gördüm mü, eğer force kaybetmiyorsa zaten yapıştırırım yani. O çok şey değil. Yani böyle çok hızlı alma feda yapma hikayeleri var yani benim de bildiğim o yüzden. Intuition'ıma uyuyorsa, hislerime uyuyorsa ben zaten dayanamam. Hele şah ortada E7'deyse Yok yok, zaten. bu durumda ama yani burada şimdi ben de bir satranç öğretmeni olarak, ki Özgür bu senin de Biraz mesleğin. bağırıyor değil mi? Ha, burada şöyle yani hani bundan sonrası muazzam oynamış bence. At B5 değil zorluk, bence zorluk asıl bu o Yemek. kaleyi çektirme yeri mesela, bu zor yani hakikaten. Bu çektirme hikayesi hakikaten zor yani, hani mesela bu bence aşırı iyi bir yer. Ama fil B5 vurursun çünkü fili oynamıyor, kale oynamıyor, bilmem ne yani hani bunu, Tabii. bu da nispeten kolay yani hani B5'i vurmak, ama Orada bir burası, şeyler bu çektirme yapılmalı. kısmı bence zor olan yer orası yani. Hani daha böyle bir satranç sever gözüyle baktığım zaman orası bana çok şey geliyor. Evet, Evet. derin, orası derin. Ya ben de onu diyecektim. Çok düşündüğünü zannetmiyorum. Sorulmuş çünkü de yayında. O yüzden Ya ben çok ben hızlı de oynamayı özgür. seviyorum. Bazen yani satranç ağır parti olması derinliğini arttırıyor ama rakip düşünürken de düşünebiliyorsun. Sadece kendi zamanınızda değil, rakibin zamanını da kullanabiliyorsun. Ben seviyorum o şeyleri. Bazen böyle zaman az olsun istediğim oluyor çünkü rakipler zaman sıkışmasına girince hata yapıyor. Ama o bencilliğimden yani. Yoksa güzel bir oyun olması adına her iki tarafın da süresinin uzun olması lazım bence. Yok, ben de mesela senin gibi düşünüyorum. Genelde yani sürenin önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela daha çok hesap, daha hızlı hesap yapmak gerektiğini savunuyorum. Eğer çünkü o hesabı hızlı yapmazsan, yani daha doğrusu zaten senin hesap yapacak zamanı kalmıyor. Hesap yapmak gerektiği zaman yapamaz hale geliyorsun. O yüzden Evet. yani hani o süreye karşı oynamak, ben de mesela daha formda olduğum dönemlerde hani daha böyle tempolu oynardım. Yani hani böyle öyle çok fazla çok derine inmeden daha böyle hızlı hamleler. Çünkü hani o
rakibe yarattığın baskı, o zaman baskısı çoğu zaman daha iyi hamleni yaptığından daha büyük baskı yaratıyor. Yani ben daha sportif olarak düşünüyorum. Hani benim için önemli olan sportif başarı yani satranç oynarken. Öncelikle. Ya tabii ki hani güzelliği bilmem neyi takdir ediyorum ama öncelikle benim amacım o partiyi kazanmak oluyor çoğu zaman. O yüzden de senin de söylediğin gibi hani o baskıyı kurmanın ne kadar büyük bir avantaj vereceğini biliyorum diyelim. Bu arada yani bütün satranç hayatını zaman sıkışmasına geçirmiş biri olarak Cemil Can'ın bana söylediği şeyi de hatırlatayım. Yani onun söylediği bir şey olduğu için ben de paylaşıyorum. Hani bu kadar hızlı yani bu kadar yavaş oynayıp yaptığın hatalar hızlı oynayıp yapacağın hataları dengeliyor. Hatta istatistiğe vurduğunda aslında hızlı oynayıp yapacağın hatalar zaman yüzünden kaybedeceğin oyunlardan daha az olur. Evet ben de katılıyorum evet. Bunu da paylaşayım. Ama işte Tabii o bu ilk birazcık başta da şeyle alakalı geçer Özgür. değil bence. Yani o şöyle bir incelik var orada. Biz ikimiz de satranç öğretmeni olduğumuz için bu bizi daha çok ilgilendiren bir şey. Şöyle hani orada şöyle bir ayar yapmak lazım. Yani bir prensipli bir şekilde yani bir yere kadar oyun geldikten sonra yani bir seviyeye geldikten sonra. Yani ben mesela çok şeyi yaşadım. Yani böyle mesela hiç unutmadım bir Engin Yaşar Işık partim var benim. Hani böyle Engin'le böyle hani iyi arkadaşız. Sağ olsun çok hani tatlı, çok düzgün bir insandır. Onunla böyle oynadığımız bir parti var. Böyle kazanmıştım en sonunda ama şeyi hiç unutmuyorum. Böyle parti boyunca tamam mı? Artık Allah cezanı versin Mert hamle yap. Ne biçim bir adamsın sen? Hayır zamanım gidiyor ve hani böyle baygınlık geçiriyorum yani. Hamle yapamamaktan oyunu kaybedecektim falan. Yani hani öyle şeyler hatayı çok getiriyor. Önemli olan ya orada mesela ilk gördüğüm hamleyi yapsam muhtemelen kazanacağım oyunu çok zora soktuğumu hatırlıyorum ve hani olay hep böyle şey oluyor. Oysa dediğim gibi rakibin yani Cemil Can hani onu çok iyi yapıyor. Bir de çok kontrollü o konularda. Yani hızlı oynayıp rakibe problem çıkarma işini çok iyi yapıyor. Yani hani öyle rakibi zorluyor. Ama tabii hani onun da vardır illaki bir antidotu diyelim. Yani Cemil Can'ın da böyle bir sıkıntısı olduğu oyuncular vardır. Herkesin oluyor zaten yani bu değişmez bir şey. Tabii canım. Ters düşen çok oyuncu var. İlla ki. Belki geçmiş bir soruya döneceğim. Sonra bir de chatten bir soru alacağım. Sonra belki de bilmiyorum. Ben Sonra de yatalım sorular artık bitince Özgür Efendi saat. toparlarız yani. Şimdi Cemil Can'ın senin sorun hayatını şu. yaşasın. Evet yani değil mi? Cem Can'ın hayatını yaşatalım. Ya bu sporcu karakterinden, şampiyon karakterinden bahsettim. Yani hani bu bütün sporlarda geçerli. Satrançta da geçerli. Hani İşlerin zorlaştığı, kritik anların olduğu yerlerde bir şekilde sinirlerine hakim olmak, kontrolü sağlayabilmek ve kazanma isteğini de sürdürebilmek, o kazanma hırsına sahip olmak. Yani işte denizin derinleştiği yerde boğulmamak veya işte erkeklerin adamların çocuklardan ayrıldığı yerler diyelim. Böyle benzetmeler çok yapılır sporda çünkü. Ya peki sen nasıl kontrolü sağlıyorsun? Mesela sakin biri misin? Ya ben normalde sakinim zaten çok fazla böyle bir normal yaşantımda çok agresif biri değilim. Turnuvalarda da işte annemin hep bana dediği meşhur bir şey var. Hep böyle sakin ol, keyfini oyna. Yani annem bana keyfini oyna dediği her şeyde zaten bana böyle bir sanki omzumdan bir yük kalkmış gibi oluyor. Yani Avrupa şampiyonu kazansan Avrupa şampiyonusun maçına girdiğim zaman bile annem hep derdi bana. Keyfini oyna. Sonuç ne olursa olsun önemli değil. Ya aslında önemli ama o yükü o omzumdan alınca zaten ben bir zaten aman internette yıldırım oynuyormuş moduna girince ben daha da kuvvetli oynuyorum. Yani hiç öylesine oynadığım maçlarda çok daha kuvvetli oynayabiliyorum. Tabii öylesine dediğimiz şey de cidden öylesine değil yani şey birazcık abartıyor gibi duruyorum ama yani baskı altında zaten stresle birlikte doğru karar almak mümkün değil bence. Ben yani tabii illa ki böyle NBA'de son saniyede tam baskı altında adamlar üçlük atıyor falan filan ama eli ayağı titremiyor yani. O yine aynı sakinliği korumamız lazım bence. O yüzden ben hep sakin kaldım. Turnuva ne olursa olsun. Berbat da gitse, harika da gitse aynı sakinliği korumaya çalışıyorum. Onun bana faydası olduğunu düşünüyorum yani. Bu özellikle hep son turlarda, hep kazanmam gerekti benim. Bir sene hariç, Duda'yla berabere kaldığım sene hariç, son turların hepsini kazanmam gerekti Avrupa Şampiyonası'nda. Hepsinde aynı sakinlikle oynadım. Yani sonucu çok önemsemedim. Bazıları da sürpriz oldu. 12 yaşı kazandığımda bana bağlı değildi. Birinci masanın sonucuna bağlıydı. Ben görevimi yaptım. Birinci masa ayağa kayınca
O şekilde şampiyon oldu. Keza aynı şekilde 14 yaşta öyle. Kazansam, birinci masa kazansa yine ben şampiyon olamıyorum. Yine benlik bir durum yoktu. Ben görevimi yaptım. Denk geldi. O yüzden son iki şampiyona da kazanmam lazımdı. Orada rakibe karşı olan psikolojik avantajımdan dolayı. O Maxim Vavulin garibim yani, o sağ olsun kapıların altın kapıyı açan oyuncu. Her iki sene üst üste aynı oyuncuyu aynı şartlarda yendim. Hep beyazla ben kazanmam lazım, ona berabere yetiyor. Siyahla tutunamadı. Baskıyı o kaldıramadı. Ve ikincisinde artık gözyaşlarını tutamadı yani. Ama tabii benim orada adamın gözyaşlarıyla ilgilenecek halim yok. Ben aldım telefonu, annemi aradım hemen. Peki son bir soru sorayım. Chat sorusu. Bayağı bir soru şeyi aldık. Bu açılışları online çalışabildiğin siteler, hani varyantları tekrar ettiğin siteler hakkında ne düşünüyorsun? İyi bir yöntem sence açılış çalışmak için? Ya bu işte son zamanlarda bu Chessable olayı çok aynen meşhur oldu ya. Bu Anishkiri DVD çıkardı, gitti Grand Elison'a oynadı, sonra gitti Anishkiri onu yendi falan filan. Bence çok faydalı şeyler bunlar. Yani Anishkiri'den bildiğiniz özel ders alıyormuşsunuz gibi oluyor. Bir de tam bu sekondantın yapmasını istediğiniz şeyi tabii ki detayına kadar vermiyor. Yani bu Anishkiri olsun, Erwin Lamy olsun, ne bileyim bu Hintli GM'ler de yapıyor. Size tüm detayını vermezler açılışın ama en azından iskeletini verirler. Siz de onu alırsanız, birazcık daha detayına inmeye başlarsanız, biraz merak, vakit ayırarak zaten baktıkça diyorsunuz aa bu açılış böyleymiş. Ha tabii ben şimdi gidip Anishkiri'nin repertuarını ezberleyip 2600'e karşı oynasam hiçbir deneme yapmadan büyük ihtimalle elimde patlar. O konumu anlamanız lazım. Ama erkenden başlarsanız o pratik yapmaya, konumu algılamaya, zaman ayırmaya falan filan o çok işe yarar. Bence o ya o pratik kısmını ben genelde o Chessable üzerinden değil de masa üstünden yapmayı tavsiye ediyorum. Yani o uygulaması var ya, hamle hamle oynatalım falan filan. O bana birazcık bayık geliyor. İyi, faydalı ama yani bazen de E4, C5, D6 hepsini oynatmaya gerek yok. Diz ana konum Neidorf'u oynayalım yani. Hı hı. O birazcık şey oluyor, zaman kaybı gibi oluyor. Masada oynatınca daha da iyi, bir de gerçek hayatta görmüş oluyorsunuz. Bir de çalışma faydaları varsa yani daha iyi. Sen de satranç takımcısın değil mi? Yani onu söyleyebiliriz. Tabii yani ben çalışılacak. Zaten açılış bile çalışıyorken hep yanımızda bir tahta var. Biz bu pandemi döneminde işte ben, o da arkadaşım ve bir diğer arkadaşımız birlikte açılış çalışırken herkesin bir masası vardı. Bir laptop, bir de takım açık. Üç kişi farklı analiz yapıyor. Sonra birbirimize paslıyorduk işte. Diyorduk ha bak bu varyantın sonucu bu, bu varyantın sonucu bu falan filan diye. O tarz 3 tane 4 tane açılış repertuara katmış olduk. O Anishkiri'ler falan filan da onları da toparlayıp bir şekilde biz de oradan yürümeye çalışacağız. Yani tabii ben Neidorf oynar mıyım orası ayrı konu. Sır vermeyelim ama. DVD'si ortada. Yani Anishkiri'nin Fransız DVD'si vardı mesela. Ben baktım, karşılaştırdım. Kapattım yani. Bizim işimize geliyor o tarz. O şekilde kullandım diyorsun. Şimdi chat'teki sorular bitti. Benim sorularım da bitti. Mert, senin var mı sormak istediğin? Ama benim sormak istediğim bir şey yok. Yani hani Cemilcan'a teşekkür ederim. Hakikaten çok değerli, genç bir adam. Böyle bir sürü ne denir? Bir tabakta bir sürü şey taşıyan mı denir? Öyle bir tabir vardı. Aynı anda bir sürü şeyle uğraşabilen ve hepsinden başarıyla çıkmış bir adam. O yüzden umarım böyle hani Cemilcan gibi yani çocuklara örnek olması gereken demeyelim ama örnek olan, bayağı o konuda da hakkını veren birisi. Ben ona hayatında başarılar diliyorum ve çok da başarılı ve güzel bir hayat geçiyor. Birisi zaten biraz önce yazmış ya bu adam bu her şeyi başarılı ne biçim bir adam falan diye. Ama hakikaten de öyle bir adam. O yüzden daha da büyük başarılar diliyorum kendisine ve onun da bir kanalı var bu arada. Cemilcan Twitch'te ve YouTube'da da yayın yapıyorsun galiba, öyle değil mi? Evet. Ondan yaptım, da bahsedelim. Ve yani onu da takip edin. Hızlı, kaliteli, güzel satranç, böyle beklenmedik matlar falan görmek istiyorsanız Cemilcan'ın kanalında hani onun için muazzam bir yer. Benim gibi inanılmaz derin bir anlayış değil ama daha çok böyle falan diye. Yok, şaka bir yana. Yani hakikaten böyle çok, o da aşırı kuvvetli bir oyuncu ve mutlaka Cemilcan'ın da kanalını ziyaret edin. Fırsat buldukça diyorum ve katıldığı için çok teşekkür ederim. Umarım daha da güzel organizasyonlar yaparız böyle yarın öbür gün.
Böyle sadece çok uzun zamandır görmüyorduk. Ne yaptığını merak ettik. Çok teşekkür ederim tekrar kendi adıma. Vallahi ben teşekkür ederim. Yani çok iyi oldu zaten. Uzun zamandır da böyle sesli konuşamamıştık. Yani 2 saat falan boyunca. Yani teşekkür ederim ben de. Evet, bugün ben de Cemilcan geldiğiniz için teşekkür ederim. Tabii sen de böyle ilk kez bir yayında uzun uzun konuşuyoruz. YouTube'da herhalde çok vakit geçirdik aslında ama ben de çok mutlu oldum seni tekrar gördüğüm. Hatta yani akademik kariyer düşündüğünü bilmiyordum. Bir süredir de sohbet edememiştik seninle. Onu da öğrenmiş oldum. Evet, değerli izleyiciler, Cemilcan Alimbalandi ile beraberdik. Amerika'da eğitim hayatını sürdürüyor. Hem satranç kariyerinden, hem gelecek hedeflerinden, hem satranç çalışması, satranç geçmişinden bahsettik. Yani satrançta başarı, şimdi tabii ki Cemil Can hani muazzam bir yetenek olabilir ama her yetenekli oyuncu da olduğu gibi geldiği noktaya çalışarak geldi. Büyük bir iş disipline geldi. Bence bu açıdan çok öğretici oldu Cemil Can'ın bazı anlattıkları. Dolayısıyla hani ben onun için de ayrıca teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek haftalarda yeni konuk ve konuklarla böyle satranç dolu sohbetler yapmak dileğiyle. Mert Erdoğdu'ya teşekkür ediyorum ve İyi hepinize de akşamlar. satrançla kalın diyorum. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler izlediğiniz için.